Fenerbahçe Kongresi'ne sayılı günler kaldı heyecan giderek artıyor konuğumuz Fenerbahçe Başkan Adayı Sayın Ali Koç. Sayın Koç hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Televizyon başındaki herkese iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Umarım sizin de beğeneceğimiz bir program yaparız. Çok yoğun bir tempoda seçim sürecini götürüyorsunuz. Bugün de birçok medya organizasyonunda bulunduğunuz birçok basın mensubunu ziyaret ettiniz. Ve bundan da zaman ayırarak bize geldiğiniz için gerçekten çok mutlu olduk. Kongre ben de teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Estağfurullah, estağfurullah. Sizi ağırlamak bir şeref. E, kongre çalışmaları nasıl gidiyor? E, biliyoruz ki çok yoğunsunuz. E, birçok organizasyon oldu ve birçok organizasyona da aslında davetli olarak katıldınız. Bu da e, zannedersem ayrı bir anlam ifade ediyor değil mi? Evet, şimdi biraz evvel 400 arkadaşla toplandık. Niye toplandık? Sandıklar için son hazırlıklarımızı yaptık. Senaryolarla, kabinler, sandıklar, zorluk çıkartan üyeler çalışmaları yaptık. İftarımızı yaptık. Onlarla beraberdik. Onlara bir teşekkür konuşması yaptım. Oradan buraya geldim. Dediğiniz gibi de pazar günü ilk defa medyaya çıktık CNN Türk'te. Pazartesi tüm gün. Bugün. bugün sizle bitiriyoruz. Bir iki adresimiz daha var. Ondan sonra medya tamamlamış olacağız. Normalde medyaya daha önce çıkmamız gerekirdi ama... Yetişemedik. O kadar çok ilgi, alaka, o kadar davet var ki. Bu konuyu açmışken de işte 48-49 yere gittik. Hı hı. Bunun 8-9'u bizim davetlerimizde, Etkinliklerimizdi. Yaklaşık de gerisi... 40 yere de davetli olarak gittiniz değil mi? Gittik ama bunlar yani insanlar bize gönüllerini, imkanlarını, otellerini, dostluklarını, networklerini açtılar. Burada huzurunuzda. Son dönem gelmişken herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu yolda göstermiş oldukları sahiplenme, yoldaşlık, dostluk, inanç zaman zaman bu dikenli bir yol. Zaman zaman moralimiz de bozuluyor. Her zaman bizi dik tuttular. Birbirimize inanarak buraya geldik ve inşallah bir hayal gerçeğe dönüşecek. Peki nasıl bir yorgunluk hissediyorsunuz? Yani çok yorulmuşsunuzdur şüphesiz ama. Yorgunluk ben yorgunluğu atlatırım da tek şeyim sıkıntım çocuklarımdan çok ayrı kaldım. Tek şeyim o. Birçok organizasyona katıldığınızdan bahsettik ama e, hangi organizasyonda tamam ben artık Fenerbahçe Başkanı oldum dediniz? Ben hiçbir zaman büyük konuşmam. Hı -hı. Arkadaşlar da kızıyorlar. Benim fıtratımda deriyi görmeden paçaları sıvamak yok. Ama aşağı yukarı benzer yerlere gidiyoruz, geliyoruz. Bizdeki coşku, bizdeki katılım, bizdeki teveccühü, heyecan öbür tarafın yaptığı etkinliklerde olmadı kesin net ben onun içinde diyorum ki kim kazanırsa büyük farklı kazanacak ya biz gelişmeleri yanlış okuyoruz ya da onlar yanlış okuyorlar daha önce Fenerbahçe'de yöneticilik yaptığınızı futbol severler yakından e, biliyorlar e, o zamandan bu yana aslında Fenerbahçe başkanı olacağınız hep konuşuldu Fenerbahçililerin e, Fenerbahçe taraftarının özellikle isteği hep e, bu yöndeydi ama daha sonra yöneticiliğinizin ardından e, yönetimde yer almadınız Ali Bey. E, bu konu aslında çok gündeme geliyor ama yani bunu size e, sorma fırsatımız da olmamıştı açıkçası. Neden o süreçte e, yönetimde yer almadınız? Ben şimdi iki dönem yaptım. Hı hı. İki dönem, üç seneden altı sene. 3 Temmuz'da son senemdi ne yazık ki. Kötü bir seneydi. Orada... Maddi, manevi, elinden gelen her şeyi yaptım camiamız için. Ve çok yorulmuştum. Daha fazla da devam etmek istemiyordum. Ama yöneticiden ayrıldıktan sonra da desteğim aynen devam etti. Biliyorsunuz adaleti i Fener kampanyasını yaptık. 650 kişi e, imza verdi. Bunların dörtte biri Fenerbahçeli olmayanlardı. Aklı senin vicdanlı vatandaşlardı. Dünyada iki numaralı kampanya oldu. Zaman zaman, zaman zaman değil... Maddi konularda da çok destek olduk. Hem kurum olarak hem şahıs olarak. O yüzden evet resmi bir kimliğim yoktu. Ayrılırken de şey dedim. İsmim yok ama cismim olacak merak etmeyin dedim. O şekilde de devam edebildiğim kadar ettim. Ali Bey şimdi e, futbolda ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Her kulüpte var. Fenerbahçe'de de var. E, bir de Fenerbahçe Başkanı olduğunuz zaman e, nasıl bir kaynak sağlayacağınız konuşuluyor. Siz bu konuda aslında bazı açıklamalar yapmıştınız ama biraz daha netleştirmek gerekirse ilk hamlede neler yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi finansal durumdan çok kötüyüz. Sadece biz değil tüm Türk futbolu kötü. Hı. Bu kesinlikle sürdürülebilir bir durum değil. Avrupa'yı incelerseniz zarar eden kulüplerin sayısı neredeyse yani neredeyse yok olacak değil mi de Çok az. Çok az. Yani bir okursanız hemen iki dakikada kafanızda tutacağınız derecede az sayıda. Avrupa'da bu konularda çare bulunmuşken pozitif e, gelir gider yani kar olduğu zaman neler yaptığını gördük. Halbuki onlar düzelirken biz biraz Türk futbolu olarak ters istikamete hareket ettik. Ve bizde de her geçen gün zarar rakamları artıyor. Fenerbahçe bu sene beşinci kez, beşinci sene üst üste zarar edecek. Fenerbahçe'ye baktığınız zaman Fenerbahçe özelinde tabi diğer rakiplerimizin durumda olması bir teselli değil ama Fenerbahçe özeline baktığınız zaman bu anlamda hiç iyi yönetilmediğini söyleyebilirim. Bizim şu an hisselerimiz rehin. gelecek gelirlerimiz, kombine, Doca, yayın gelirleri kulübün kazasına girmeden bankalara gidiyor. Hisselerimiz rehin. Yani ne demek biliyor musunuz? Siz borcunuzu ödeyene kadar Fenerbahçe hisselerini sahip bankalar. Bu duruma ben getirmedim. Evet. 3 Temmuz'da çok büyük bir darbe yedik. Finansal açıdan da, maddi manevi açıdan da. Ama bugün geldiğimiz noktada onun dışında da bu tabloya çok kötü bir yönetim şekli ve finansal yönetim açısından söylüyorum. Sportif açıdan da söylüyorum. Finansal açıdan. Ve bugün taşıdığımız borç stoğu, bunun maliyeti, ki piyasa değerlerinin çok üstünde, bize göre sürdürülemez bir noktaya geldi. İster mali bağımsızlık deyin, ister ekonomik özgürlük deyin tehlikede olduğunu düşünüyoruz. Zaten bir financial fair play kıskacındayız. O da manevra alanımızı ciddi anlamda kısıtlıyor. Buna bir de Türk lirasının kur olarak diğer yabancı para birimlerine göre kaybettiği değer. O tabii kulüplerin suçu değil ama bunu eklediğiniz zaman çünkü TL ile kazanıyorsunuz. Çoğunlukla dövizde harcıyorsunuz. Bu iş devam edemez dedik. Onun için bizim birinci önceliğimiz mali sorunları giderebilmek. Çünkü kuvvetli mali yapım varsa sportif başarı daha kolay geliyor. Sportif başarı geldikçe de mali yapı daha kullanıyor. Böyle daha kuvvetleniyor. Böyle bir döngü var. Avrupa futbolunda buna da çok dikkat ediyorlar. Dolayısıyla biz diyoruz ki Türk spor tarihinde hiç görülmemiş bir katkıyı karşılıksız kulübümüze yapacağız. Bununla beraber hani ilk önce sıcak para sokmamız lazım. Ondan sonra gelirleri arttırmamız lazım sıcak para konusunda tam rakamı cumartesi günü açıklayacağım. Bunu küçümsemeye çalışıyorlar. Hatta bu noktaya gelmeden önce cimridir, para vermezdir, niye sponsor olmuyor gibi laflar ediyorlar. Ben ben geldikten sonra değil, ben gelmeden önce tekrar ediyorum. 3 Temmuz'dan beri veya herhangi bir tarihten beri kim ne vermiş kulübümüze? Bunun ne kadarını mahsuplaştırmış ve ne şekilde mahsuplaştırılmış? Defterleri açalım. Şu an bizlere sunulan rakamlarda, faaliyet raporunda bunları anlamak çok zor. Ama ileriye dönük olarak bakarsak biz Fenerbahçe olarak geldiğimiz, gelebilirsek, geleceğimize inanıyorum. Yönetim olarak yaptığımız fedakarlık, getirdiğimiz yeni kaynak, karşılıksız vereceğimiz hibeyle taraftarımızın bize bugün olan inancı, bugün olan umut olarak görmesin daha da fazla inanacaklar ve onların da çorbada tutulacak Çünkü bunu kimsenin de sihirli bir değnek yok gelecek, dokunacak. Bir günden bir güne her şey düzelecek. Biz bunu camia olarak tuğlaları tekrar 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 üst üste koyarak tekrar inşa edeceğiz. Bu Fenerbahçe hak ettiği yere getireceğiz. Bunu yapmak için önce liderine inanman lazım. Yönetime inanman lazım. Onu da hiçbir şüphem yok. Zerre kadar şüphem yok. Camia bizim fedakarlıklarımızı, samimiyetimizi çok olumlu karşılayacaktır. Ve onlar da bizim gibi elini taşın altına koyacaktır. Sayın Ali Koç, ekonomik durumundan bahsettiğimiz Fenerbahçe'nin ama bir de aslında duygu durumundan da bahsetmek lazım. 3 Temmuz'un ardından yaklaşık 7 sene geçti. Taraftarlar tribünlerde azalmaya başladı. Fenerbahçe belki de transferde de beklentilerin gerisinde kaldı. Ekonomik durumu çözdükten sonra Fenerbahçe'nin bu duygu durumunu nasıl çözmeyi planlıyorsunuz? Şimdi ekonomik durumu iki dönemde çözebiliriz. Onu, onu da söyleyeyim Hı. yani. Biz hep iki dönem lazım diyoruz Hı. altı sene. Başkanımız da ne diyor? 400 milyon euro borç diyor. 400 milyonu bugünkü kurdan çarpın nasıl bir rakam çıkıyor ortaya. O da bunu söyledi rakam. Altında başka bir şey var mı bilmiyorum. 800 milyona yakın da derneğin sportif aşıya borcu var. Gelir gelir yaratmayan derneğin Hı. sportif... Var. O nasıl ödenecek onu da bilmiyorum. Ama diğer taraftan da üç öncelik vardı bu herhangi bir sırada da değil. Mali, futbol anlayışının baştan aşağı değiştirmek. Üçüncü sırada camiaya bakış açımız. Evet çok doğru söylüyorsun. Biz dünyaya örnek olduk. Takdire şayan bir kenetlenmeyle 3 Temmuz sürecini cami olarak atlattık. Allah bir daha o günleri göstermesin. Amin. Bize değil kimseye göstermesin. Kimseye, evet. Ve o sadece 2011'de bu kenetlenme olmadı. Yeniden yargılanmaya kadar bu camia sıkı sıkı birbirine sarıldı. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz ruhu için camiasına sahip çıktı. Ama bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman o bağlar, o birliktelik ciddi anlamda erozyona uğramış. Şimdi Bunu üçteyimize bağlayamazsınız. Camiayla, hele bu taraftarın göstermiş olduğu vefa ve sahiplenmenin bugün geldiğimiz noktada baktığınız zaman bunu üçteyimize bağlayamazsınız. Biz de diyoruz ki Fenerbahçe'nin en büyük gücü, en büyük rekabet avantajı sahip olmuştu taraftar kitlesi ve bunların içinde barındırdığı eşi benzeri olmayan aidiyet duygusu. Ve bu aidiyet duygusu son dönemde çok suistimal edildi. Fenerbahçe'nin potansiyelin harekete geçirdiğim zaman bu aidiyet duygusu da bunun parçası. Fenerbahçe'nin o eski heybetli, kuvvetli, şarlanda dönemleri yakalayacağımıza inanıyorum. Helva'yı yapacak her türlü malzeme var. Yeter ki bunu birleştirecek bir vizyon, bir liderlik, bir yönetim olsun. Sizce Fenerbahçe taraftarı evet. bu sezon tribünlerde niye eskisi gibi kalabalıklar oluşturmadı? Şimdi değil, geçen sene de aynıydı. Geçen sene de aynıydı. Bu sene biraz daha belki sportif başarıyı ona Ali Koç böldü diyorlar. Bence üzülüyorum da çünkü bindiğimiz dalı kesiyoruz ama kızgın, küskün. Kendisini değer verilmemiş hissediyor. İnsanoğlu için en sıkıntılı konulardan biri değer verilmediğini hissedilmek. Ve bu tarafta değer verilmeyi çok çok hak, hak etti. Fazlasıyla hak etti. Hem şanlı tarihimizde hem de bilhassa son dönemde. Taraftar mühendisine kalkıldı. Siz bir taraftar grubuna hoş görüp diğer taraftar grubuna hor görürseniz kafanıza göre kombineleri iptal edip ona vereceğim buna vermeyeceğim derseniz bir de sportif başarı istediğiniz gibi olmazsa buraya gelmesi Sebebi budur. Bir dakikalık kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra Ali Koç'la özel yayınımız devam edecek. Tekrardan merhaba Ali Koç'la özel yayınımız devam ediyor. Sayın Koç taraftarlardan e, bahsetmiştik ama bir de sizin yöneticilik döneminde tekrardan dönmek gerekirse e, o zamanlar e, iletişimle ilgili bir sorumluluğunuz vardı. Yani e, diyalog kurmak evet. da oldukça önemli. E, benim de spor muhabirliğim dönemimde iletişim toplantıları e, oluyordu. E, bunlar devam edecek mi? Şimdi bizim planlarımıza göre çok kısa, kısa, orta, uzun vadeli en çabuk mesafe kat edebileceğimiz yer iletişim konusu. En kısa zamanda en fazla mesafe edebileceğimiz. Şimdi mesafe kat edebileceğim. Şimdi bir sonuçta bir camia yönetiyorsunuz. Bir endüstri yönetiyorsunuz. Fenerbahçe endüstrisi. Bununla beraber bir marka yönetiyorsunuz. Ve marka yönetiminin en önemli unsurlardan bir tanesi yaptığınız iletişim. Fenerbahçe'nin iletişim konusunda karnesi biz varken de şimdi de hep zayıf olmuştur. Ve gittiğim yerlerde geçip bugün soruldu. Hani siz başkan olursanız cezalandırma yapacak mısınız? Biz şunu söylüyoruz: Fenerbahçe'nin medyaya medyanın da Fenerbahçe ihtiyacı var. Fenerbahçe gibi bir kurumsanız iletişim yapmama lüksünüz yok. Sizinle ilgili iletişimin yüzde sizden kaynaklanmıyorsa demektir ki o boşluğu başkaları dolduruyor. Çünkü bu iletişim yapılacak. Biz rahmetli büyük babam ve koç döneminde hiç iletişim yapmazdık. Ayıplardı. Hele sosyal sorumluluk projelerini hiç bahsetmezdik. kamuoyu takdir ettinlerdi. Sonra bir gün bizi, bize geldiler dediler ki ya siz ne yapıyorsunuz? Koskoca koç grubu sizin hakkınızda öyle ya da böyle haber yapılacak. O haberler sizden kaynaklanmadığı takdirde sıkıntı var. Rakipleriniz, hı hı. konuyu bilmeyenler, Belki düşmanlarınız o boşluğu dolduracak. Hep zarar verir. Bunu Fenerbahçe ile kıyaslarsak Fenerbahçe Koç Holding'den tabii çok daha fazla ilgi çeken bir camia. O yüzden biz şunu söylüyoruz. Fenerbahçe medyayla yaşamalı. Bir. İki. Fenerbahçe medyayla ile yaptığı iletişimle marka değerini, sempatisini, sevinirliğini arttırabilir diyoruz. Eşit mesafede olmalıyız. Ama testiyi kıranla taşıyanı da ayırt etmeliyiz. Ayırt etmek derken yerine kızıp çalıştığı müesseseyi arayıp bu kişi işten çıkartın, bu kişiyi yapmayın demektense nasıl ayırt edeceğiz? Fenerbahçe çok değerlidir. Sizin ürününüzde haber. Ve siz Fenerbahçe ile yaptığınız haberleri biz ne kadar kolaylaştırabilirsek siz de işinizi o kadar rahat yapabilirsiniz. Biz de diyoruz testiyi taşıyanı kıran nasıl ayırt edilir? Daha fazla akses olacak. Doğru haber yapanlar, adil haber yap yapanlar Fenerbahçe'nin menfaatleri çerçevesinde kayılsın demiyorum. Doğru haber yapılmasın diyorum. Biz haklı olduğumuz zaman haksız duruma çok düşürürüz. Yani haklı olmak önemli değil. Haklı kalmanız önemli. Bu da iletişimden geçiyor. Bugün baktığınız zaman bunun iç iletişim var, dış iletişim var. Bilgi çağındayız. Saniyelik anlık bilgi yayılıyor. Teknoloji dijital bir dünyanın içindeyiz. Bundan bir kaçarı yok. O yüzden biz de diyoruz ki çağın e, gerçeklerine daha ayak uydurabilecek ve iletişimi daha sağlıklı yapacak bir Fenerbahçe düşünüyoruz. Çünkü Fenerbahçe'nin artık daha sempatik olması lazım. Fenerbahçe dostu düşmanından daha fazla olan bir kulüp olması lazım. Hatta ben bir adım daha öteye gideyim ve bunun için de iletişim çok önemli bu söylediklerimi. Bir adım daha öteye gideyim. Nötr vatandaşlarımız yani direkt rakiplerimiz değil ama diğer kulüplerin taraftarları veya hiç sporla ilgilenmeyen taraftarlar Fenerbahçe şu gözle bakmalı. Fenerbahçe kazandığı zaman, başarılı olduğu zaman, şampiyon olduğu zaman ya yani iyi ki olmuş. Bunlar iyi insanlar, iyi camia, ülkesine, vatanına hayırlı uğurlu camia, iyi işler yapıyorlar diyebilmeli. Bugün yani geldiğimiz noktada Fenerbahçeliler ve Fenerbahçe olmayanlar gibi ayrım yapılabiliyor. Veya en çok karşılaştığım soru ya niye Fenerbahçe'ye diğer rakipler daha korakor Anadolu'da e, maç yapıyor. Diğer rakiplerimize göre böyle daha yumuşak oynuyorlar gibi e, serzenişlerle karşılaşıyorum. Fenerbahçe'nin çok daha sempatik, sevilen bir kulüp olması lazım. Sevilmek için sevmen lazım. Saygı görmek istiyorsan da saygılı olman lazım. Ali Bey, e, şimdi siz hazır buradayken yani sormadan edemeyeceğim. Yani Alex de Souza, Fenerbahçelilerin çok sevdiği, ayrılışı çok konuşulan, ne zaman Fenerbahçe'ye döneceği, çok konuşulan, tartışılan bir futbolcu ama Alex gibi çok sayıda futbolcu var aslında değil mi sayabileceğimiz. Fenerbahçe'nin bir sürü efsanesi var. Alex peki, bunlardan e, bir tanesi. Ileride, Alex Alex insanın kalbine çok dokunan bir futbolcu. Peki ileride e, bu tip futbolcuların ikametgahı yeniden Fenerbahçe olacak mı? Ya da var. şöyle var. Şöyle düşünüyorum. Bir kere Fenerbahçe efsanelerinden ve sadece efsanelerinden değil Fenerbahçe hizmet etmiş tüm sporcularda. iyi bir şekilde ayrıl İyi ilişkiler için ayrılmalı. Çünkü bu insanlar Fenerbahçe'nin değerleri. Futbol sonrası hayatlarında da Fenerbahçe'nin elçileri olmalılar. Bazıları da futbol dünyasında önemli yerlere geliyorlar. Dolayısıyla bunların Fenerbahçe'yi bu bundan sonraki hayatlarında temsil etmeleri sadece Fenerbahçe'ye fayda sağlar. Alex özelinde ise her gittiğim yerde Alex konusu geliyor her gittiğim yerde. Demek ki futbol futbolseverler özlemiş. Şey Jubile yapacak mi? mısınız? Alefter çalışacak mısınız? Alex gelsin, Alex şöyle. Alex çok akıllı bir insan. Çok akıllı bir insan. Ve kendini bu sektörü geliştirdiği takdirde, hakikaten böyle bir yolda çizdi mi kendini onu da bilmiyorum. Teknik direktör olacak mı, belki sportif direktör olabilir. Ama bana göre Alex ne iş yaparsa iyi yapacaktır. Bu sektöre devam ettiği takdirde bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü veya sportif direktörü olsa muhteşem. olur rüya gibi olur. Ama zamanı var. Sırf hayır, hayır ama bu Fenerbahçe'nin diğer değerleri içinde geçerli. Ama bu değerler sırf Fenerbahçe top oynadığı için görev almamalı. Kendilerini başka alanlarda geliştirebiliyorlarsa, belli belli uzmanlıklara sahip olacaklarsa o zaman dönüp hizmet etmeliler. Teknik direktör Aykut Kocaman'ı hani e, çok sevdiğinizi biliyoruz ya yani, yönünde, çok, e, çok yani. sevdiğinizi e, biliyoruz. Şimdi Fenerbahçe mevcut teknik direktör Aykut Kocaman usulen belki görev bırakabileceğini ifade etmişti. O da TRT Spor'a konuk olmuştu. Aykut Kocaman'la ilgili olarak bir açıklama yaptınız ama Çok ya, açıklama yaptım. Teknik direktör. De, değil. Çok, çok Olarak yaptım. değildi yani Fenerbahçe camiasının Aykut Kocaman'a ihtiyacı olacak mı ilerleyen dönemlerde? Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin değeridir. Futbolcuyken de, antrenörken de 3 Temmuz'da da göstermiş olduğu duruş, adamlık benim için her zaman şu cümleyi çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir hocadan fazlasıdır. Ancak ileriye dönük olarak Aykut Hoca da bizim görüşeceğimiz hocalarımızdan biri. Zaten mevcut hocamız. Ama bununla beraber biz gerek muhtemel transfer edilmiş futbolcular için olsun, gerekse Aykut Hoca ile ilerlenmediği takdirde ilerleyebileceğimiz hocalar için bir sene çalışma yapıyoruz. Biz bunu hiç dile getirmedik. Şampiyonluğa oynayan bir takım hocası tartışılmaz. Biz çalışma yapıyoruz derken gidip hocalarla falan konuşmuyoruz. Yanlış anlamayın. Hı hı hı. Biz kafamızda bir futbol stili, futbol kültürü belki Fenerbahçelilerin sevdiği futbol tarzı. Yani. Çünkü Fenerbahçeliler bakın 2-0 öndeyken bile acaba maçı galibiyetle bitirebilir miyiz diyoruz. Son iki dönemde. Geçen senay kutucu yok. Başka biri vardı. Biz daha ısıran daha çok mücadele eden, daha çok atak oynayan bir futbol felsefesi geliştirmek durumundayız. Bunun için nasıl hocalar uygun olabilir diye biz de değil. Tamamen bizden bağımsız. Hiç yani bizler Fenerbahçe için hoca bakıyoruz değil. Tamamen bizden bağımsız bir şekilde bizim adımıza bir insan kaynakları şirketiyle yani sırf spora hizmet eden insan kaynakları şirketi İngiltere'de bir felsefe üzerine ve ekonomik imkanlarımız çerçevesinde bize bir liste çıkarın dedik. Ve bize bir liste çıktı. Ne yazık ki bu sene bizim şöyle de bir şanssızlığımız var. Çok büyük kulüpler, çok büyük imkanları olan kulüpler, önemli liglerin takımları hoca arayışındalar. Ve bizim listemizdeki hocaların beş tanesi zaten transfer edildi. Dört beş tane daha var. Onlarla da Aykut Hoca'yla oturacağız, görüşeceğiz, konuşacağız. Ondan sonra en sağlıklı kararı vereceğiz. Sayın Ali Koç, Arsene Wenger Bodrum'da tatil yapıyor. Fenerbahçe taraftarının birçoğu. Acaba e, Sayın Ali Koç'un gündeminde Arsene Wenger var mı diye e, sorular sordular. Bugün belki de en çok sorulan soru buydu. Arsene Wenger, evet Bodrum'da benim bir dostumla beraber teknedeler. O kişi Premier Ligi yaratan kişilerden biridir. O kişi zamanında Arsenal'ın Arsenal ana hissedarlarından biriydi. Hisselerini sattı. Ama bugün hem İngiliz futbolunda hem de Avrupa futbolunda çok önemli bir figür. Biz onunla bir dostluğumuz var. O da 11 senedir Bodrum'da bir guleti var. Geliyor. O ve Arsene Wenger Arsenal'ı çok ilerlettiler. Hem sportif açıdan hem mali açıdan. Ve kardeş gibi dostlar. Onu ziyarete gelmiş onunla beraberler. Tabii bir yakıştırma yapıldı. Ben kendi dostumla biraz öyle konuştum bu akşamüstü. O da inşallah beni desteklemek için pazar günü İstanbul'a gelecek. Çok inanıyor kazanacağıma. Kazanırsam da yanımda olmak istiyor. Ama Arslan Engel ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok. O zaman şöyle söyleyelim, seçelim. Ama biz Arslan Engel gibi insanlardan yararlanabilecek bir network'ümüz var. Yani aklına danışabileceğimiz, fikir alabileceğimiz, varsa sormak istediğimiz oyuncu hatta birini de iyi yakın zamanda sorduk zaten bizim sportif direktör olarak bildiğimiz kişi de her gün bakın her gün diyorum arsamen gelirli bir telefon konuşması yapar Belirdiğimiz hocaları onun da filtresinden geçiriyoruz e, seçilmeniz halinde Salı günü sportif direktörü açıklayacağınız şeklinde bir duyum aldık evet Pazartesi uyuyacağım Salıda ilk sportif direktörü evet. açıklayacaksınız Salıda faaliyetlere başlayacağız. O zaman isim alamayacağız sizden. Tabii gibi. tabii. <laughs> e, peki alt kazandığımız el... zaman bütün bunların kıymet argesi olacak. Peki e, alt ile ilgili e, nasıl bir planlama düşünüyorsunuz? Bu da anlattıklarınızın içinde mi yoksa e, ayrı bir şimdi, planlama şeklinde mi olacak? Şimdi akademi çok çok önemli. Bizi en çok etkileyen konulardan bir tanesi her türlü imkanı olan Hı -hı. kombinelerini çok yüksek fiyatlardan sezon daha başlamadan tamamen bitirebilen sahiplerinin çok büyük imkanları olan kulüpler bile iki konuya büyük yatırım yapıyorlar. Bir tanesi scouting yani oyuncu keşfetme, diğeri de akademi. Yani hem geleceğin tohumlarını ekmek açısından hem de günün ihtiyaçlarını karşılamak açısından büyük çalışmalar içindeler. Futbolda benim tespit ettiğim en büyük geri dönüş olan yatırım scouting'e yaptığınız yatırım. Ve bu 4-5 milyon euro ile geçmiyor. Çok büyük yatırımlar değil bunlar. Ama burada en güzel kullandığı örnek de Manchester City'nin Enes Ünal'la yaptığı. Türkiye'den keşfetti. Uzun takip etti. Hayatını bile takip etti. Ailesini takip etti. Transfer etti. Bir gün Manchester City'de top oynamadı. 2 sene kiraladılar. 3'e aldı 15'e sattı. Biz bu mantaliteyi getirmek istiyoruz. Yani son durak yıldızlar almak değil Yetenek keşfedip yıldızlaştırmak, parlatmak, hem sportif açıdan bize hizmet etmesini sağlamak hem de ekonomik açıdan katma değer yaratabilmesi. Akademiye dönersek bu daha uzun süreçti, daha çok sabır gerektiren bir mevzu. Ama Fenerbahçe hem futbolda hem de diğer spor branşlarında ama özellikle futbolda kendi öz kaynağından yetenekler yetiştirmek zorunda. Biz bir sporcu fabrikası olmalıyız. Bunu mecburen yapmalıyız. Çünkü finansal imkanlarımız mecbur kılıyor. Tercihen yapmalıyız çünkü doğru bir şey olduğu için ve doğru yol olduğu için ve Türkiye'deki genç nüfusa baktığınız zaman, demografiye baktığınız zaman büyük bir avantajımız olduğu için. Ben hep şunu söylüyorum. 80 milyon Türkiye'den çıkan çok üst düzey futbolcu sayısına bakın. 3 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'da çıkan üst düzey Türk futbolcularına bakın. Kesinlikle. Demek ki onlar bir şeyi doğru yapıyorlar. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Kendi açımızdan baktığımız zaman da Bugün biz bir buçuk sahayla altyapımızı götürüyoruz. Bize göre en az yedi sahay lazım. Şimdi bu kampanyada dikkat ederseniz 3 Temmuz dışında onların sunduğu pilot takım lazım diyor. Onu da biz dedik diyoruz. Akademiye yatırım yapacağız diyor. Diyorlar. Ve bununla beraber çok önemli birilerini getireceğiz diyorlar. Bunu kimin yaptığı önemli değil. Yeter ki yapılsın. Biz demiyoruz bunu icat ettik falan. Kesinlikle böyle bir şey demiyoruz. Ama şunu diyoruz. 20 yıldır icraatın başındaydınız. Niye olmadı? Sanki biz 20 yıldır icraatın başındayız. Onlar yeni aday oluyormuş gibi bir durum var. Ama şaka bir yana ister istemez bu model değişmek zorunda. Bütün Türk futbolu için değişmek zorunda. Şunu da soracağım. Ekonomik sıkıntılar gündeme geldiğinde amatör branşlarda küçülme de yine ee, doğru orantılı bir şekilde Gündeme taşındı. Fenerbahçe Doğuş'un e, çok büyük bir başarısı var, e, Euroleague Şampiyonluğu gibi. E, devamında e, amatör branşlarda ve basketbolda e, ne gibi hedefleriniz planlamalarınız olacak? Bir küçülme olacak mı mesela bu soru? Şimdi bir kere Fenerbahçe'nin basketbol programı çok başarılı. Hem kadın, hem erkek. Hı. Kadın da Avrupa Şampiyonu olamadık kadın basketbolda ama sürekli üst üste finale kaldık. Obradovic'in bünyemize katılmasıyla Fenerbahçe'nin basketbol seviyesi bambaşka bir noktaya geldi. Biz şu an Avrupa'nın belki de en iyi, belki de değil en iyi kulübüyüz bu konuda. Zaten hangi kulüpler olduğu belli. Buraya baktığınız zaman bir istikrar var. Buraya baktığın zaman sürdürülebilir bir yaklaşım var. Buraya baktığın zaman kalıcı bir başarı var. Çok şanslıyız ki Sayın Obradoviç gibi bir hocamız var. Peki sorabilir miyim? Obradoviç ile aranız nasıl? Bu da konuşuluyor. Geleceğim, ona geleceğim. Aslında bizim futbolda yaratmak istediğimiz o belki yarın Şampiyonlar Ligi şampiyon olmak çok kolay. Güç, çok güçlü ama kalıcı, sürülebilir bir model, bir felsefe yerleştirmemiz lazım. Bugün öyle, yarın böyle dur bir şampiyon olayım ondan sonra bakarız günü kurtarma yaklaşımı değil. Çok rasyonel, gerçekçi, tutarlı bir şekilde futbol programımızı baştan aşağı aynı basketbol olduğu, olduğu gibi yapmamız lazım. Burada Sayın Obradoviç'e teknik kadrosuna, başkanımıza yönetimimize, önce ülker grubuna, onların katılımıyla zaten hedeflerimiz arttı. Sonra da duruş grubuna bir Fenerbahçe olarak, bir taraftarı olarak, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı aday olmuş biri olarak gani gani teşekkür ediyorum. Milyonlarca kez teşekkür ediyorum. Çünkü futbolda kaybettiğimiz aşkı, yaşadığımız mutsuzluğu bir nebze olsun basketbola telafi etti. Şimdi Obradovic-Sorman herhalde tesadüf değil. Tabii. Bizim gittiğimiz bir toplantıda Ankara'da bir beyefendi kalktı ve bana dedi ki basketbol hakkında ne düşünüyorsun? Ben de aynen buna benzer. Dedim ki hep kazanacağımıza inanmak ne güzel. 15-20 sayı gerideyken nasıl olsa geri döneriz demek. Kazanamadığımız zaman da helal olsun ellerinden geleni yaptılar. Böyle bunu diyebilmek çok önemli. Bunları anlattım. Adam dedi ki ya başkanımız da buraya geldi dedi. Sizin Sayın Obradoviç ile çalışmayacağınızı ifade etti. Anladığım kadarıyla benzer şeyler kendisine de söylemiş. Benim onunla çalışmayacağım değil, benim çalışması çok zor bir insan olduğunu ifade edilmiş. Şimdi bunun Fenerbahçe'ye nasıl bir katkısı olabilir? Soruyorum. Yani Bugün icraatın başında, camiamızın başında bulunan başkanımızı, Obradoviç gibi bir kişi hakkında bazı kongre üyelerinin böyle bir söylemde bulunmasını, bu konuda kafa karıştırıcı yaratmasını, hatta senin de bana bu soruyu sorma ihtiyacını duyman... Fenerbahçe yani Spor Kulübü'ne nasıl bir katkısı olabilir? Kıymeti, yani faydası olabilir. Benim söylediğim şudur. Sayın Avradoviç bizde çalışmak istediği müddetçe bizim tek bir görevimiz var. O da onun ihtiyacı duyan bütçeyi yani cephaneyi sağlamak. Gerisini o zaten yapıyor. Diğer olimpik branşlara gelince bunların hiçbiri gelir sağlayan branşlar değil. Her zaman gideri gelirinden fazla. Bizim amacımız bugün aradaki nakit akışı kanamasını daha fazla sponsorluklarla arayı kapatmak. Aynı şekilde devam etmek. Bunun üstüne iki tane daha branş getirmek istiyoruz. Biri geleceğin sporu olarak gördüğümüz e-spor. Diğeri de engelli sporcular branşı. Burada da rakiplerimiz Galatasaray Beşiktaş bizim önümüzde bu konuda. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Yapmalıyız. Bu ikisini de onaya getireceğiz. Yani diğer bir taraftan Ali Koç gelirse amatör şubeleri kapatacak intibasını da yarattılar. Bu da çok büyük bir kötülük Fenerbahçe için. Bu ne demek biliyor musunuz? Amatör sporcularımızı Fenerbahçe siyasetine sokmak demek. O yüzden böyle bir şey yok. Amatör şubeler aynen devam edecek. Daha fazla imkanlarla devam edecek. Ben onu dahil ederek bir şey daha sormak istiyorum. Kulüp çalışanları da aslında kongre süreçlerini belirleyebiliyor. Yani onlar da kongre üyesi olduğu için birçoğu diyelim. E, seçildiğiniz takdirde e, kulüp çalışanları ile ilgili bir tasarrufunuz olacak mı? Onu da sordu. Bu da önemli bir soru değil mi? Güzel sorular, güzel ortalar yapıyoruz bu akşam. Kulüp personelimiz de ne yazık ki siyaseti sokuldu. Neden de Ali Koç gelirse siz de çalışmayacaksınız. Kulüp personeli çok önemli. Çünkü kulüp personelinin 5 seneden fazla çalışan kulüp personeli aile, yani. aile, çok hepsini tanıyorum. Çoğunu tanıyorum yani benim dönemden. Aileleri de kulüp üye yapıldı. Hı hı. Dolayısıyla onların tercihleri, onların verici oylar da çok önemli. Ne yazık ki Fenerbahçe siyasetini onlar da alet edildiler. Aileli üye yapılmış derken bila bedel üyelik konusuna geleceğiz. Bir, bir dakika. Dün akşam sonra akşam, Sayın Başkan. siz buyurun. Bila bedel konusunu aslında benim dediğimi, birebir benim dediğimi söyledi Sayın Başkan. Biz kulübün kasasına para girmiyor demiyoruz. Biz diyoruz ki pek çok sayıda, hani bu tek tük değil, yüzlerce belki bini aşmış Belki binlerce. Bilmiyoruz. Ama o kadar çok insan kulübe üye yapılmış. Üye yapılan kişi bedelini ödemiyor. Başka biri ödüyor. Başka ne dedi? Dün ne dedi? Aynen bizim dediğimiz dedi. Sen Fenerbahçe üye olmak istiyorsun. Üç. Ben de parasını veriyorum. Üye oluyorum dedi. Üç Aynen birebir bizim dediğimiz kişi dedi. kişi Fenerbahçeli olduğunu e, dile getiriyor dedi. Yani üç tane şahit yetiyormuş bunu. Tüzük onu gerektiriyormuş. Ya şimdi ben <laughs> üye olanların Fenerbahçe olup olmasını şu an tartışmıyorum. Anladım. Şu an başka bir şey söylüyorum. Ona da gelelim. Çünkü o internette, sosyal medyada öyle insanlar var ki Fenerbahçe Spor Kulübü üye olmuş ama başka takımların formasına giymiş. Bila bila konusu çok önemli. Niye önemli? Biz böyle bir şey yapmıyoruz diyorlar. Başkan kendi ağzından dün söyledi. Olay kulübün kasasına para girmek değil. Olay çok büyük sayılarda insanları Fenerbahçe Spor Kulübü üye yapmak, üye olan kişiler parayı ödemiyor başkaları ödüyor. Bu mahsuplaşmayla olabilir veya üçüncü kişilerin verdiği parayla olabilir. Bu etik değil. Antidemokratik. O yüzden kulüp personeliyle ilgili tasarrufumuza gelince bir camia, bir kurum, bir şirket, bir siyasi parti, bir sivil toplum kuruluşu insan sermayesi kalitesi ne kadar iyiyse o kadar fark yaratır. Bizim inancımız Fenerbahçe'de çok kıymetli insanlar var aidiyet duygusundan Fenerbahçe çalışıyor. Belki özel sektör ise çok daha fazla maaş alıyor. Kulübüne bağlı olan konusuna uzman, hakim, aidiyet duygusu yüksek hiçbir personelimizin endişe etmesine gerek yok. Benim üzüldüğüm bugün personel seçim için kullanılıyor. Bu korku dışında kullanılıyor. Yani şahsına oturuyor, tek 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 üyeleri arıyor. Başka ne dedi dün? Hazirandan beri %70 üyeye ulaştık dedi değil mi? Ben suçlanıyorum. 16 ay önceden seçim seçim e, çalışmaları yapıyor diye. Ben o zaman şey... olumlu geri dönüşler almış mıydınız açıklamanızın yani. ardından? Hangi açıklamanı? Fenerbahçe başkan e, o, başkan adayım demiştiniz. Fenerbahçe Şimdi ben Fenerbahçe sonra... başkan adaylığı mı? 1907. Yani yönetimden sizi arayanlar oldu mu şu an tepki gösteren isimlerden mesela? O dönem evet bizi rahatlattı diyen birkaç kişi oldu ama kişiler arasında Yok, konuşalım diye. biz şu kötü, kötü, başka bir tepki var ya o konuda. Ay, ay, kötü gidiyorduk. Hı, hı. Kötü gitme, gitmen alakalı yok. Yüksek Divan Kurulu'nda başkanı ağır bir konuşma yapmıştı. Erkek gibi aday olacak istedim dedi. Ben de 1907'de bir etkinlik vardı. Etkinlik de şeydi. Bugün Ansarmay'ın geri ev sahipliği yapan kişi üyelerimize konuşmaya hı hı. gelmiş. Bak tesadüfe bak. Ben orada artık zamanı gelince aday olacağımı söyledim. Kapalı bir ortamdaydı. Biri bunu sızdırdı. Ben ama bunu resmi bir şekilde genel kurul üyelerinin önünde söyledim 2015'te. Hı hı. Ondan sonra da ocağa kadar hiçbir seçim çalışması yapmadım. Yani açıkta, kamuoyunda, hı hı. televizyona çıkıp ne yaptım? Başkan olsaydık neler yapardın çalışmasını yaptık. Teknoloji şirketlerine gittik, kulüpleri ziyaret ettik, insan kaynaklı şirketlerde oturduk. çalıştaylar, konferanslar. Ama bak kendileri hazirandan beri üyelerle irtibata geçmişler demek ki. Kendisi ağzından çıkıyor, kendi ağzından çıkıyor bu. Dolayısıyla yani burada inanılmaz bir çelişki var. Burada inanılmaz bir gün öyle bir gün böyle konuşan bir yaklaşım var. Bu değişmez. Fenerbahçe böyle temsil edemez. Dolayısıyla evet hayır ee, personel ile ilgili öyle her geleceğiz herkesi çıkartacağız diye bir şey yok. Ama bir şey var ki 8-9 tane çok kilit nokta var belirlediğimiz. Oralara çok üst düzey profesyonel gelmesi gerekiyor. Çünkü kulüplerde artık devasa oldu kulüpler. Fenerbahçe'de diğer kulüplerde iştirakleri, sporcuları, 1500-1400 çalışanı, dernekleri, şubeleri, sponsorları bu 2-3 kişinin adlıyla yönetilmeyecek kadar bir noktaya geldi. Ama bunları sormuşken inanılmaz antidemokratik bir süreç yaşadık. Kabul edilebilir değil. Burası Fenerbahçe Spor Kulübü temsil eden bir dernek yapısıdır. Futbol kulübü halka açık bir şirkettir. Milyonların tutkuyla, coşkuyla peşinde koştuğu bir camiadır. Bu şekilde yönetilmez. Biz yüzde sahip olduğumuz şirketleri böyle yönetiyoruz. Sayın Ali Koç, Fenerbahçe yayın organları ile ilgili haberlere değineceğiz. Yani sizin orada yer alıp almak istemediğinizi soracağız ama kısa bir reklam arası verelim. Daha sonra önemli sorularımız olacak. Reklamların ardından buradayız. Fenerbahçe Başkan Adayı Sayın Ali Koç'ta özel yayınımız devam ediyor. Birbirinden önemli konulara değindi Sayın Ali Koç ama bir başka konuya daha değinelim dilerseniz. E, oy kullanamayacak e, üyeliği askıya alınan e, bazı üyeler var. E, yani bu süreçte bilmiyorum bu sembolik mi yoksa kongre sürecini etkileyecek bir durum mu ama e, daha önce açıkçası değil mi böyle bir e, kongre sürecinde böyle bir durum yaşanmamıştı. Siz e, üyeliği askıya alınan e, bu e, kongre üyelerinin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bahsettiğim anti demokratik sürecin bir parçası da bu. 300 200 deniyordu ama kulübümüz 8 olduğunu ifade etti. Hı hı. Kulübümüz ne derse ona inanmaktınız. E 65. maddeden 8 kişi dedi. Başka maddelerden var mı? Bilmiyorum. Ne kadar yani bir tanesini biliyorum. Sayın Murat Aşık eski başkanımızın ne oldu? Bana anlattıkları, bana anlattı nedense böyle ihraç olmaz. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu ihraçlarının seçim harekesi olduğu zaman daha da kuşku uyandırıyor. Bir de bütün işte bila bedel üye, binlerce kişinin aidatını ödenmesi. Geçen gün Mehmet Ali Erbil Kırbıs'ta ne dedi duydun değil mi? Ya dedi ben 2000 yıldan beri aidatımı ödemiyordum. Oy veremeyeceğimi düşünüyordum ama bana kulüpten oy verebilirsin dediler. Sağ olsun bir aidatımı ödemiş bana Ali Koç'a oyun vereceğim dedi. Yani bu işin esprisi belki ama. E, dolayısıyla bunların tam sayısı nedir? bilemiyorum. Kulübümüz ne der? 8 diyor. Ona inanmak durumundayız. Doğru bulmuyorum. Ama birileri çok ağır hakaretler ediyorsa kulübümüze, kulübümüzün menfaatlerini, kulübümüzü temsil eden insanlara tabii ki bir disiplin kuruluna yollanmalı. Ama bu hangi hakkaniyet çerçevesinde ele alınıyor emin değilim. Ama ben kendi yaşadıklarıma baktığım zaman tabii kendi ister istemez insan şüphe duyuyor. Sayın Koç, Fenerbahçe, Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'la çok Ciddi bir yakındığınız vardı ve bununla birlikte 3 Temmuz sürecinde Sayın Başkan hapiste olduğu sürece siz de sembol isimlerden biri olmuştunuz. Aykut Kocaman futbolculardan, Balkan Demirel'i de bu süreçte sayabiliriz. Sonrasında neler yaşandı da siz bu kadar uzaklaştınız birbirinizden? İki tane kırılma noktası var, kırılma anı var bu süreci. Ben onlar ne derse desinler kaçtı, gitti, bıraktı, korktu. Ne dersi dersiniz? Şu vicdanım var ya o kadar rahat ki taraftar da, halk da, Fenerbahçe olmayanlar da bunun farkındalar. Dolayısıyla o konuda benim hiçbir tereddütüm yok. Ben 2012'de yönetimden ayrıldıktan sonra büyük bir sevgi, teveccüh, beklentiyle karşılaştım sokaklarda. Fenerbahçe'yi tutan insanlar tarafından beni hem çok gururlandırıyor, onurlandırıyordu. Hem de bir nebze izliyordu. Çünkü karşılık veremiyordu. Ta ki 2015 yılında o yaptığım konuşmaya kadar. Ondan, ama ondan bir sene önce, bir sene önce, 1907 Derneği Başkanı iken, 2015 Haziran ayında galiba yeniden yargılama çıktığı zaman kararı, 2014'te çıktığı zaman biz bir teşekkür yayınladık. 1907 Derneği olarak 650 bin kişiye 650 bin kişiye imza atanlara teşekkür ettik. Bu haber çıkar çıkmaz. Ancak yine kursağımızda kaldı hevesimiz, heyecanımız, mutluluğumuz. Çünkü başkanımız benim yönetim kul arkadaşlarımdan bir tanesini arayarak çok ağır ifadeler, ağır kelimelerle siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Camiye'ye nasıl teşekkür edersiniz? Siz bir sene cezaevinde yattınız. Ben olmasam bu kadar imza toplayamadınız gibi akıl mantık dışı bir yaklaşım sergiledi. Şimdi bunun için şey diyormuş galiba. Ben dün seyredemedim. Habertürk'teydim. Ben mi? isterseniz kısa bir özetleyeyim. Ne diyorsun? Ee, 2015 yılında e, Sayın Burhan Karaşan'la birlikte kurve gittiğiniz. Hayır, hayır. Oraya gelmedim de, Oraya geleceğim. Ama 2016. başkan sadece ondan bahsetti. Aynen. Yani daha öncesi yok. Kırılma anımız bu diye bahsettim. Şunu, şunu söylüyor. Diyor ki ya bizim haberimiz olmadan onlar içeriden haber alıp açıklama yaptılar diyor. Anladım. ve iddia ettikleri kişileri işten atıyor. İşten atıyor. Mi? Onlara da çok ağır evet. hakaretlerle ki yani Fenerbahçe başkanını bir personle garip şeyler. Neyse. Bunları da git Ali Koç'a söyledi deniyor arkasında. Hı. Biz üzüldük tabii. İster istemez üzüldük. Çok üzüldük. Bununla beraber biz Soğuk ilişkiler orada başladı. Bir sene boyunca bir cenaze bir düğün dışında hiç karşılaşmadık. Onlarda da çok merhaba merhabaydı. 2015'te seçimleri bir hafta kala herhalde kıymete bindik ki hiçbir şey olmamış gibi bunlar yaşanmamış gibi beni yönetime çağırdı. Ben yönetime giremeyeceğimi dört nedeniyle izah etmiştim. Birkaç görüşme, bir mektup yazdım. Telefon. Ve son olarak da Ömer Temel'in evinde seni yazıyoruz dediler. Giremeyeceğimi söyledim. Fenerbahçe söz konusu ki hemen kolay kolay hayır diyebilen bir insan değilim. Giremeyeceğimi söyledim. Ayrıldım. O gece çok uzun bir SMS mesajı çektim. Seni yazdıracağız diyen yöneticiye. Sonra da Cuma gün işe bile gitmedim. Telefonlarımı kapadım. Çünkü büyük bir algı yaratmışlardı Ali Koç yönetime giriyor diye. Cuma akşamı kabullendiler. Dediler ki iyi o zaman biri, biri üzerine bana mesaj yolladılar. Bizim şirketlerimizden birinde çalışan biri üzerinden Sayın Ömer Temelli mesaj yolladı. Dedi ki ya bari yarın çıksın iki kelime etsin. Başkanımız çağırdı o da Hı. özel sebeplerden dolayı giremedi. Ben çok sıcak bakmıyordum ona. Niye bakmıyordum? Çünkü algıyı ben yaratmamıştım. Ben birinci günden niye giremeyeceğimi ifade etmiştim. Hatta başkanımız da şunu söyledi, başkanımız dedi ki ya Temmuz'da çıkacak, Bak, 2015'teyiz. Temmuz'da veya Kasım'da çıkacak, Allah korusun bir şey olursa burası kurda kuşa kalmasın. Ben de dedim ki başkanım, Allah korusun size bir şey olursa, ben ikinci başkan olarak başkan olamıyorum, yine seçime gideceğiz. Allah korusun öyle bir şey olursa ben hazırım. Ben hazır kıtayım, hiç merak etmeyin gözünüzde arkada kalmasın. Cumartesi günü oldu bir sonraki. Seçimlerden önceki gün konuşma sırası yazıldı insanlar. Genel biliyorsun bir süre var, ismini yazdırman lazım. İsimler yazıldı, ben ismimi yazdırmadım. Yine de içime gelmiyordu konuşmak. Konuşma süreleri başladı. Üçüncü konuşmadaydı hiç yanılmıyorum. Yine yönetim kurulu masasından bir evvelki gün aranan, bizde çalışan arkadaşım arandı. Bana dedi ki yanında oturuyor telefon kullan. Dedi ki konuşmanı istiyorlar dedi. Evet kurulda. Masasından aranıyoruz. Hı -hı. Ben dedim ki çok geç artık. Yazılmadık. Dediler ki biz yazarız onu. Ben de peki dedim o zaman. Sonu, yani bir saat sonra herhalde 27 kişi konuşuyor. Hiç unutuyorum. 28'de ben olurum bir saat sonra konuşuyor diye bir şeyler karalarım diye düşünürken 7. sırayı koydular beni. Ve ben çıktım. O malum konuşmayı yaptı. Ne dedim o konuşmada? Bugün olmasa da yarın elimi taşın altına koymanın zamanı geldi dedim. O diyor ya ben çağırdım, davet ettim. O aile sebeplerini verdi. Giremem dedi. Sonra üç gün sonra çıktı bana karşı aday oldu. Külliyen yalan. Ben yani başkanımıza karşı aday olmadım ki. A aklımda bir tarih bile yoktu. Ya bırakın tarihi aklımda konuşmak dahi yoktu. Ben belki o gün konuşturtmasalar beni ben bugün karşınızda olmayacağım. Bu da madalyanın öbür yüzü. Hı hı. Şimdi kendisi diyormuş ki veya diyormuş ki ya ben aramadım. Ya siz aramamış olabilirsiniz de sizin yönetimunuzu aradılar. Sizin aynı masayı paylaşan biri aradı. Neyse onu geçelim. Büyük alkış alındı. Başkanımız da o gün beni işaret etti. Sonra aradan birkaç ay geçti. Eylül ayına gelelim. Senin sorduğun soruya hı hı. geliyorum şimdi. Çünkü ilk kırılma noktası bir sene evvel yeniden yargılama çıktığında etti ağır laflardı. Siz kim oluyorsunuz da açıklama teşekkür açıklaması Camiye teşekkür ediyorsunuz? E ne demek bu ya? Bu Sayın Buran Karaçavna, ben kulübe gitmek için hani niçin kulübe gidiyoruz? Başkan ne diyor? Temmuz'da çıkacak, olmadı kasımda çıkacak. Sonra ben bırakıyorum. Siz gelin. Allah korusun bir şey olursa burada olun. Biz de bir durum değerlendirmesi yapmak istedik. Aslında Ağustos ayında gidecek. Ama Şampiyonlar Ligi'nden elenince gitmedik. İçimizden gelmedi. Orada psikoloji biliyorum. Daha evvel yönetici olduğum için. Eylül ayında gittiğimizde zaten arıza çıkacağı önceden belliydi. Ben de istedim. Üç kere sekreteri niye geliyorsunuz dedi. Kendi de bir kere aradı. Niye geliyorsunuz Durum değerlendirmesi dedi seçimden önce çok farklı şeyler konuştuk. Gittik. Altı tane yöneticisi vardı galiba. Ben Sayın Burhan Karaçam'la. Şimdi bugün diyor ya işte biz gergindik, mahkemeyle uğraşıyorduk. İşte niye geldiler? Ne işte hesap soruyorlar. Biz kimiz? Biz kimiz? Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'ndan hesap soracak. Benim fıtratımda öyle bir şey yok ya. Ben haddini bilen bir insanım. Benim tarzımda öyle bir şey yok. gidip Sayın Aziz Yıldırım'dan hesap soracağım. ya Burhan Bey'in. Şimdi bu işi Burhan Bey'e yamamaya çalışıyorlar ki Beni bilen bilir zaten. Burhan Bey üzerinden işi götürmeye çalışıyor. Gittik oraya. Konuşuyoruz. O bu şu. Evet Yandex konuştuk. Yandex hatta ben söyledim. Başkanım bu Yandex işi bildiğiniz gibi değil. Her tık tıklama olmuyor. Bir habere girince o haberin devamı tıkladığınız zaman bir tık sayılıyor. Siz bunu biliyor musunuz? Rusya'da bu sayılıyor ediliyor. Bunu Türkiye'de de bir sayıcı olması lazım. Hadi gerçek zamanlı olmazsa en az 24 saat arayla olması lazım. Bir şeyler konuşurken. Kendisi bize financial fair play'i sorduk, yargıtayı sorduk. Kendisi işte şu kadar zarar var, bu kadar şu var, bu kadar var diye anlatırken birden bir öfkelendi. Öyle böyle değil. Bağırıp çağırınca siz ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz bilmem ne diyeceğim. Bağır, bağırmayın lütfen dedim. Biz dedim aynı gemide değil miyiz Sayın Başkan dedi. Hayır ben senin aynı gemide değilim dedi. Öyle mi dedim? Siz seçimlerden önce başka konuşuyorsunuz. Seçimlerden sonra başka konuşuyorsunuz dedi. Siz bize kızacaksanız ya kardeşim Ali Eylül ayına geldik. Kongrede kaç ay oldu? Neredesin sen diye kızsanız haklısınız dedim. Ağustos'ta gelecektik. Böyle böyle oldu. Gel şimdi geldik. Neyse aslında ağzından baklayı çıkardı orada. Dedi ki kardeşim sen o konuşmayı bana sormadan yapmayacaktın dedi. Gene kurduyu konuşma. Hani dedim ya elim taşlandı. Ya bir taraftan konuşma niyetim yok. Bir taraftan onlar konuşmamı istiyordu. Elime de bir kağıt verselerdi de onu söyleseydim. O zaman hatırlayın şampiyona gitmişti. Gerginlik evet. vardı. Benim o açıklamam işi yumuşattı, evet. bir heyecan getirdi filan. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bugün konuştuğumuz bazı konular, bu konu, bundan sonra konuşacağımız bazı konularda aslında ben çok farklı bir şey söylüyorum, kendisi çok farklı bir şey söylüyor. Birimiz doğruyu söylemiyoruz. Birimiz doğruları söylemiyoruz. Ben güveniyorum kendime. Çıkalım beraber konuşalım diyorum. Her şey cevap veriyorlar, buna cevap vermiyorlar. Demiş ki sizde, ilk defa sizde cevap verin, Kavga ederiz. Ne demek ya? Biz medeni insanlarız, oturur konuşuruz. Soruyu ben sormuştum, beraber bir canlı yayına çıkmayı düşünür müsünüz diye gerek yok diye bir cevap verdi. Birkaç Sen sonra kadar sahip. o konuya hiç girmiyorlardı zaten. Hı hı. Dolayısıyla 2004 bu toplantı sonra ben farkına vardım ki başkan, sayın başkan beni işaret ettiği zaman samimi değildi. Benim hiçbir zaman bu topa girmeyeceğimi düşündüm. Hatta aile konuları varken bir de abi mefat ettikten sonra ben girmeye, hayatta girmem diye düşündü. Ama bazı kırılma noktaları ikisini şimdi size söyledim. Yaşandıktan sonra ben bu samimiyetsizliği en azından kendi tespitime göre bu samimi olmayan yaklaşımdan sonra dedim ki bu iş böyle gitmez. Fenerbahçe bunu hak etmiyor. Fenerbahçe iyi temsil edilmeyi, iyi yönetilmeyi hak ediyor. Ve bu gidişat iyi gidişat değil. Bak daha 2015'te, 2018'e geldik çok daha kötüye gitti işler. O zaman daha tribünlerde bu kadar boşluk falan da yok. O yüzden bir baktım, düşündüm, dedim ki beklediğimden de çok daha evvel ben sevgi, eylem gerektirir, yola çıktım. Bir de o Yüksek Divan konuda yaptığı konuşma, aday olacak adam erkek gibi çıkacak. Ben açıklamayı yaptıktan sonra basına sızınca bana haber yollandı veya o yollamadı, kendi yöneticileri aradı. Ya başkanım seni kastetmiyordu, başka beni kastediyordu o başka bir ismi söylemeyeceğim burada o üçüncü kişi zaten açık açık ben Fenerbahçe başkan adayı olmak istiyorum diyen biri. Açık açık diyen biri. Ondan daha açık diyen biri de yok bugüne kadar. Dolayısıyla bir dediği bileliğini tutmuyor. Ne yazık. O yüzden bunları burada ifade etmek de çok üzücü. Yargıtay konusuna gelirsek de hatırlayın. Bunu söylemek durumundayım. 2015 30 Mayıs 2015. Yüksek Divan Kurulu. Başkanımız dedi ki mahkeme kararını versin Temmuz Ağustos'ta olur. Ben de bırakacağım dedi. Mahkeme 9 Ekim'de kararını verdi. Berat çıktı. Ondan sonra 24 Ekim'deki Yüksek Divan Kurulu dedi ki ben kararımı değiştirdim. Yargıtay kararı çıkana kadar devam edeceğim dedi. Olabilir. İnsanlar fikir değiştirebilir. Olabilir. Bir şey demiyorum. Kendi tercih sonuçta. Bize sadece saygı duymak düşer. Ondan sonra hatırlayın İlk mahkeme çıkışında hani bize bu kahpeli yapanların mahkemesi duruşmaları başladığında ilk Hı. mahkeme çıkışında dedi ki bir Yargıtay Yargıtay bizim için artık önemli değil. Şimdi de diyor ki ben bunun tazminatın savaşını vereceğim. Uğradığımız maddi zararların tamam olabilir 3 sene daha. Peki 3 sene sonra bu tazminat süreci sonuçlanmadı. Ne olacak? Siz biliyor musunuz bu senelerce sürebilecek bir olay işin tazminat tarafı. Bence başkanımızın başkanı bırakacağı falan yok. Ben bunu bütün bu inançlarla daha evvel yaşadıklarımız, ondan sonra karar verdikten sonra gördüklerimiz ki ben doğru karar vermişim. Fenerbahçe'nin kaybedecek vakti yok. Sayın Ali Koç, peki hazır konuya değinmişken siz ben şunu da sorayım. Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım özellikle Yargıtay süreci ve tazminat sürecinden dolayı başkan adayı olduğunu söylemişti. Bir dönem yapacağını söylemişti. Siz seçildiğiniz takdirde Yargıtay sürecinin ve tazminat sürecinin takipçisi olacak mısınız? Bakın 3 Temmuz her Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir. Orada başkanımıza yöneticilerimize çıkacak en olumsuz, yani en küçük olumsuz karar hepimizi bağlar. Kurumlarla kişileri ayırt edemezsiniz burada. Hepimizi bağlar. Fenerbahçe hak ettiği nedir? Bu işten tamamen temizlenmek. Bu lekenin, Fenerbahçe'ye süren, süren bu lekeyi sürenler zaten şu an mahkemelerdeler. Evet. Ya kaçtılar ya içerideler. Fenerbahçe'nin de bu lekeyi üstten atması için bu hukuki süreci bitmesi lazım. Bu hukuki süreci benden başka kimse takip edemez. Doğruysa Allah korusun yarın başkanımıza otobüs çarparsa ne olacak? Fenerbahçe camiası ne olacak? Bittik mi biz? Başka gelen kimse bunu takip edemez mi? Bunun peşine düşemez mi? Bunun savaşını veremez mi? Verir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığına ve yönetimine aday layık görülmüş herkes bunun sonuna kadar savaşını verir. Ama tazminat süreci daha yıllarca sürecek bir süreç. O yüzden bu konuda da samimim olmadığını düşünüyorum. Sayın Ali Koç, ee, sayın... Ben, ben yola çıkarken onu da so onu da söyledim. Hep başında söyledim. Şu aralar söylemiyorum onu. Biz kendimiz açısından zerre kadar şüphemiz yok. ...bu süreciye sonuna kadar sahip çıkacağız. Zerre kadar şüphemiz yok. Bunu da Fenerbahçeliler merak ediyor. O yüzden e, iletmiş oldum. E, Sayın Başkan... E, ...beraber aslında yayına çıkmasanız da... ...yüz yüze konuşabileceğinizi... E, ...söyledi. E, gelsin konuşalım... ...dedi. E, böyle bir adım atmayı... ...düşünür müsünüz? Neyi konuşacağız? Yaşananları. Konuşuyoruz ama bunu artık birilerinin önünde olması lazım. Hı -hı. Çünkü bu kadar bir gün Hı -hı. öyle... ...bir gün böyle... Hı -hı hiç gerçek olmayan konuları söyleme, iftiralar, iddialar. Biz bunun bu noktaya gelmesini hiç istemedik. Hiç istemedik. Bak 11 Mayıs'a kadar sesimizi çıkartmadık. Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki toplantımıza kadar her türlü her türlü karalamaya iş çalışanları çıkartacak. Sponsor olmadı. Amatör çubuğu kapatacak. Kulübü böldü. Üniversiteye para vermedi. E, bunun gibi başka şeyler sonu yok bunun. Bunlara cevap vermedik, vermedik ama şöyle bir noktaya geldi ki ihanet bölücülük. Bu konuya yavaş yavaş gelelim mi isterseniz? ne yani gerek var? Ben bunlara bugün girmek Hı. istemiyorum. İstediğin her konuya gelebilirsin. Ne istiyorsan sorabilirsin ama e söylemek istediğim yani bu süreçte çok büyük tutarsızlıklar. Mesela dün sizde şey demiş. Ben o bölümü gösterdi ...arkadaşlar yolladı. Yani 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'ye lime lime doğrayanlar, linç edenler, basındakiler hala yerlerini koruyorlar. Ve onlara hiçbir şey olmadı dedi. Bunlardan bir tanesi Sayın Meriç Müldür. En ağır yazıları kendi yazdı. Yanlış mı söylüyorum? Sen de takip ediyordun o süreci. sen burada bir şey söyleyemeyeceksin. Dolayısıyla tutarlı olmamız lazım. Bir taraftan öyle diyorsunuz. Bir taraftan öyle diyorsunuz. Bir taraftan böyle diyorsunuz. Bugün de Mesaj atmış. Ali Koç beni istemedi diyor. Çok isterdim karşında olmaz. Ben insanın gözünün içine bakarak konuşan birim. Arkasından konuşan biri değilim. Dolayısıyla bu tutarsızlığın bitmesi lazım. Bu tutarsızlığın artık son verilmesi lazım. Fenerbahçe camiası bunu hak etmiyor. Ali Bey, e, siz bu konuya değinmişken kongre sonrası o zaman e, bir... E, Hayır, konuşma konusuna gelince olsun. konuşmayı şöyle diyor. Konuşma şöyle Alsın abisini gelsin diyor. Onun ne Hı -hı. demek istediğini gayet iyi biliyorum. İlk önce Böyle bir mağduriyet yok. Kendi mağduriyet yaratıyor. Değil mi Ben mağduriyet yaratıyorum. öyle bir belge var. Neymiş? Belgeyi Vefa Bey istemiş de biz vermemişiz. Yalan. Vefa Bey yanlış bilgilendiriyorsa özür dilerim. Ama doğru değil bu. Vefa Bey gösterdik. Belgeyi niye veremeyeceğimi söyledik. Bu kapalı zarfta gelen belgeyi. Hukukçu kimliğiyle Vefa Bey çok şaşırdı buna. Bir başka camianın büyüğüne hepinizin bildiği ona da gösterdim. Rica ettim. Lütfen gidin başkanına da söyleyeyim. Bu ciddi bir olay. Bunun şakası yok. Ben onlar yaptı demiyorum ki bunu. İlk önce deli saçması diye algıladığım bir konuda üstüne bile durmadım. Sonraki gelişmeler beni endişelendirdi. Korkmadım. Endişelendirdi. Her şey olabilir. O yüzden bunu ciddiye alınması ise 101 kişinin ismini ver. Ya ismi ne fark eder? <laughs> bir kişi bile şikayet etse önemli. 100 bin kişi ne yapacaksın? Yalnız şunu söyleyeyim Sayın Başkan, ee, Sayın Ali Koç'u tanıdığım süre içerisinde kendisine kefilim dedi. Evet. Ondan Aracılar sonra, aramızı bozuyor. Ondan sonra kulvar değiştirdik. Onu imam ediyor. Anlamıyorum ne imam. Arayı bozan atıyor. isimler var dedi. Bunda ifade ya, etti. Ar arayı bozan Yalnız isimler. isimler, dedi. Dedi. Ya, ar arayı bozan isimler bir müsaade ben ederseniz... bakın, bakın ben Dolmuş'a gelen bir insan değilim. Ben son duyduğumla hareket eden bir insan da değilim. Bu işler çok ciddi işler. Biz ciddi insanlarız, ciddi işler yapan insanlarız. Böyle bir şeyi bu seviyede bu noktada tartışıyorsak, gündeme getiriyorsak inanın her diğer konuda yaptığımız gibi çok titizlikle, itinayla düşünüp öyle hareket ediyoruz biz. Biz buna mecbur kaldık bunu söylemeye. Ne demek ya? Onun projesi yok, kendisi proje. Siyasete gibi. Ne demek bu ya? O yüzden ben mecbur kaldım bunları söylemeyi. Ben de istiyorum ki yani her gece yatarken çok üzülüyorum. Nasıl biz bu noktaya geldik? Nasıl biz bu noktaya geldik diyorum. Neler yaşadık beraber? Benim Fenerbahçe için yapmayacağım veya yani çok az şey var yapmayacağım. Onu en başta başkanımız bile diye düşünüyorum. Çünkü neler yaşadık beraber. İnsan sevdiğinden, saydığından darbe ettiği zaman etkilenir. Bilmediği, etmediği bir üçüncü şahıs böyle bir şey demez. Ama bildiğin, sevdiğin, saydığın, yaşadığın, onun için fedakarlıklar yapmış olduğun birinin sana bu şekilde gelmesi... En çok insana koyan bu. Ben onun için kırgınım. Onun için kızgınım. Ama yine de hiçbir zaman bu kızgınlığımın, vicdanımın, adalet duygunun önüne geçmesine izin vermiyorum. Ama bunlar yanlış şeyler. Şöyle yapmamız lazım. Ben aday mıyım? Ben niye seçilmem gerektiğini anlatmalıyım. O da niye seçilmesi, niye bir dönem daha olması gerektiğini anlatmalı. Ama onlar daha çok niye benim olmamam gerektiğini anlattılar. Müsaade ettiğim gibi. Böyle bir seçim süreci yaşadık. Sayın Ali Koç müsaade ederseniz az önceki konuya değinmek durumundayım. Daha önce e, basın tribünü moderatörü değilken o program e, yayın hayatına başlamadan önce ben iletişim ekibinizle konuşmuştum. Daha önce tabii ki onlarla e, beraber mesai de harcamıştık e, ve ben e, sizi yayın almak istediğimi iletmiştim. Onlar da e, bana e, bunun bir süreç alacağını ve e, olabileceğini söylemişlerdi. Yani o zamandan verilen bir sözün devamıydı bu yayın. Bunu da e, yeri gelmişken paylaşayım. Yani ben kimse olsun olmasın demedim. Evet, bu öyle çok bir şey önemli. yok. Hatta aksine olmasını tercih ederdim. İnsan Sizin gözünün içine kongreden konuşuruz. sonra o zaman bir kez daha değerlendirelim bu durumu. Ama dediğim gibi e, basın tribünü programı yayın hayatına başlamadan önce ben sizi yayın almak istediğimi söylemiştim. Memnuniy ve evet. devamında da e, onlar verdikleri sözü tuttular ve teşekkür ediyorum bir kez daha onlara. Fenerbahçe medyası dedim mi? Dedim mi demedin mi? Nasıl? Fenerbahçe Hı? medyası. Onda konuşmadık, o noktaya gelmedik. E, o konuya da e, değineceğiz yani demin birazdan. Demin medya ilişkileri, iletişim derken onu da konuşmak istiyordun da. Tabii tabii, yani e, Fenerbahçe medyasıyla ile, e, iletişim toplantıları yaptığınızdan zaten bahsetmiştik ve başka bir e, konu varsa siz buyurun ben. Hayır şöyle. Çok anlayamadım, kusura bakmayın. Şöyle yani antidemokratik konuları sıralarken bir de hı hı. bu işin medya tarafı var, Fenerbahçe medyası. Hı hı. Şimdi orayı açıkçası ben çok yorumlayamıyorum yani biraz daha tarafsız kalmaya çalışalım. Tamam. Yani TRT'ye yakışır şekilde. Sadece girmeyeyim. sorularımızı sordum ama siz anlatmanız gereken ne varsa tabii ki anlatabilirsiniz. Hayır, benim söylediklerim aslında tutarlı olup olmama konusunda. Bugün bizim verdiğimiz tarihlerden bir tanesi biz seçildiğimiz takdirde kimse bizim yaşadıklarımızı yaşamayacak seçim sürecinde hiçbir aday bir daha yaşamayacak. Bir sonraki seçimde aday olalım veya olmayalım. Mümkün olduğu kadarını da tüzükle garanti altına almak zorundayız. Başkanımız ne diyor? Ben hiçbir Fenerbahçe resmi medya aracını kullanmadım diyor. Fener medyası derken onu kastettim. Evet. Fenerbahçe muhabirlerini anladım aslında. Yo, 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 yo. Hayır, e şunu söyleyelim hay. o zaman. Hayır, hayır, hayır. Ee, Bizim Fener kendi camiamızın. Fenerbahçe arasında. TV'de e, yayın yapmak ister miydiniz? Konuk olmak ister miydiniz Sayın Ali Koç? İstemez miyim? Fenerbahçe TV'de de isterdim. Fenerbahçe camiamızın tesislerinde de toplantılarımı, etkinliklerini yapıyor olmak isterdim. Farukul gazetesinde galiba iki kere başvurduk başkanımız siyaset sokmak istemiyor cevabı geldi kulüpten. Bize saygı duymak durumundayız. başka ama ta, yani kesinlikle tasvip etmiyorum. Niye etmiyorum? Çünkü demokratik olmadığını düşünüyorum. Biz başka yer bulamaz mıyız toplantı yapacağız. Windham otel evimiz oldu. Hı hı. İşte orada yapıyoruz. Ama siz o zaman siz de yapmayacaksınız orada bu toplantı. Düşünebiliyor i̇şte musunuz? Tarihimizin en enteresan seçimlerinden birine gidiyoruz. Sandık sayısı olarak, katılım olarak, mekan olarak, çekişme olarak ve adaylardan birinin ne Fener TV'de, ne radyoda, ne internet sitesinde, ne dergide, esamesi okunmuyor. Hiçbir şey yok. Diyebilirsiniz ki ben de hiçbirini kullanmadım dedi sizin toplantıda. Galiba dün öyle demiş. Evet. Bu gördüğünüz Fenerbahçe dergisi. Bu dergide kapa fotokopisini getirdim. Bu dergide işte bak. Şimdi bu bunu yapmışken nasıl bunu dün söylediği şekilde söyler. Bu da işte televizyondan bir görüntü. Burada anlatıyor Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ruhumuz bir. Televizyondan bir görüntü işte arkada görüyorsunuz. Yani unutuyorlar mı? Hatırlamıyorlar mı? Atlıyorlar mı? Bilmiyorum ama tutarlı değil. O yüzden bence bana göre Fenerbahçe adayları hem tesislere de kullanabilmeli. Hem Fenerbahçe meclisine çıkabilmeli. Hatta Batı'da olduğu gibi iki aday çıkıp bir moderatörle konuşabilmeli. Bir adım öteye gideyim. Elektronik oylama şu an olabilecek konuma geldi. Fenerbahçe'de sayılar büyüyor. Belki bir sonraki seçimlerde elektronik oylama kullanılacak. Kullanmak ihtiyacı doğacak. Sayın Koç, tam bu konuyla ilgili bir konuya değinmek istiyorum. Sizin oy kabinlerinin üstünün kapatılması yönünde bir isteğiniz olduğunu söyledi Sayın Başkan. Ve yine sizin ifadenize dolduruşa geldiğinizi ifade etti bu konuda da. Şimdi biz bugüne kadar yaşadıklarımızı gördükten sonra bundan sonrasında da her şey yaşanabileceğini düşündüğümüz için bazı konularda ricalarda bulduk. Hı Bunlardan bir tanesi bunu konuşmak bile ayıp. Sandık niye üstü kapansın istedik? Çünkü bel bazı kabinler sağdaki duruma göre yukarıdaki güvenlik kameralarıyla görmek mümkün. Hı hı. Saçının teline kadar senin güvenlik kamerası çok kuvvetli kameralar. belki personel baskı altında kalmasın diye tepeden bir görüntü alınmasın diye böyle bir şeyi söyledik. Başka şeyler de söyledik. Tek kabul edilen buydu. <laughs> Tek kabul edilen buydu başka neler söylediniz? Başka neler söyledik? Dedik ki konuşma sırası nasıl olacak? Dendi ki baştan son konuşur. Doğrudur. Tahmin buysa. Ama dedik ki yani ya kura çekilebilir ve ama dendi ki böyle olacak. Peki dedik. Ama o zaman en sonda iki aday beşer dakika daha konuşmalı. Bu sefer de tam tersi olmalı. Başkan 5 dakika sonra da bizim 5 dakika konuşmamız. Yok tamirlerde böyle bir şey yok dendi. Sandıklar sayısında daha fazla olmasını düşündük. Daha faydası olacağını. Niye bunu söyledik? Çünkü en yüksek katılımlı seçim Memnun Aydınlar seçimiydi. 380 küsür oy düşüyordu sandık başına. Bugün 685 düşüyor galiba. 685'ten 600 kişi, 580 kişi oy verecek desen, birer dakikadan koy, ne kadar uzun bir süre oluyor değil mi? Bunu daha hızlandırmak açısından, insanların zamanına saygı açısından, daha kolaylık açısından yapılması gerektiğini inandığımız için düşündük bunun ne külfeti olabilir? Yani kulübe ne külfeti olabilir? 3-5 tane daha sandık, 3-5 tane daha kabin parası veya 10-15 tane daha. Ama insanlara ne faydası olabilir? İnsanlar çok daha çabuk girip oyunu kullanıp giderler. Herkes orada beklemiyor. İnsanlar oylarını kullanıp sonra sonuçları evde bekliyorlar. Çoğunluk zaten böyle. Dolayısıyla külfetiyle faydasını karşılaştırdığın zaman dağlar kadar fark var. Ama ben de ki çok geç biz artık SMS'te herkesin kendi sandığını belirttik. Ben de diyorum ki yani kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Kazanacak çok şeyiniz varken yapmadınız. Başkanımız ne dedi? Televizyonda o kısmını da gösterdiler. Tüzüğümüzü gösterdi. Fenerbahçe anayasası budur dedi. Doğrudur. Fenerbahçe anayasası bizim tüzüğümüzdür. O tüzük ne diyor? Maksimum 700 kişi diyor. Oy sandık başı. 300 yapamazsın demiyor. 500 yapamazsın demiyor. Başkanımız Başkanımıza dedi ki, bizim bunun alakası yok. Ben karışmıyorum. Yönetim karışmıyor. Sicil Kurulu. Teşekkür ederim. Sicil Kurulu bunun kararını veriyor. Tamam. Sizin kurulu siz seçtiniz. Ve başkanımızın da profilini, tarzını bilen kimse böyle bir şey inanmaz. İşte biliyor musunuz? Sen amaç tarihi seçime gidecek. Belki Aziz Yıldırım bugüne kadar en çetin rekabetiyle karşı karşıya kalacak. İlk defa statta yapılan bir şey ve sicil kurulu yani personel diyor bir de kulüp personeli. Onlar karar verecek. Başkanımız karışmayacak. Kim inanır? Allah'ın seversen. Onun için yani içinde o kadar çok çelişkiler var ki yani hangi birini söyleyeyim, hangi birinden başlayayım. Üzülüyor insan, hakikaten üzülüyor insan. Fenerbahçe spor Kulübü seçimle bunları konuşuyor olmak bile üzücü Başka camialarda seçimler yapıyorlar. Görüyorsunuz nasıl yapıldı. Onlara da değineceğim ama ee, nasıl bir oran bekliyorsunuz kongrede? Nasıl bir oy oranı? Katılım olarak. Katılım olarak. E, Katılım olarak 18-20 olarak... bin bekliyorum. Hı -hı. Ama 22 bin lira falan gelirse de hiç şaşmam. Hı, -hı. Sonuç olarak ne bekliyorsunuz diye soruyorsun galiba. Hı hı, tabii. Ben sonuç olarak kim kazanırsa tekrar ediyorum, farklı kazanacağını düşünüyorum. Ya biz durumu iyi etmiyoruz ya da onlar. Kim kazanırsa farklı kazanacağını düşünüyorum. Siz e, biraz tevazu gösterdiğinizi söylemiştiniz ama e, biraz da e, etkileşim aldınız sanırım değil mi bu anlamda? Yani taraf, kongre üyelerinin e, ne yöne doğru oy kullanacağını e, biraz hissettiniz gibi onu mi? demiyorum. Hayır, hayır, kesinlikle onu demiyorum. Ben kongreci de değilim. Ya yani ilk defa böyle bir tecrübeye giriyorum. Tabii. Bu konuda Sayın ben çırağım. 20 yıllık bir tecrübesi var. çırağım. Bu konuda. Çömezim bu konuda. Ama insanlarla yaptığım intibalar, mesela onlar bizim kalabalıklarımızı kuru kalabalık olarak, kongre üyeleri yok, taraftar çağırıyorlar diye yansıtıyorlar. Belki de doğrular. Bence doğru değiller ama yani 48-49 tane etkinlikten sonra Birazcık bir nebze ben gidişatı satır arasında okuyabilecek kabiliyette olduğumu düşünüyorum kendimi. Ama tamamen yanılmış da olabilirim. Ali Bey çok şey yazıldı bu konuda. Fenerbahçe kongre üyelerinin iletişim bilgilerini alamadığınız yönünde. Sayın Başkan bunun da yine Fenerbahçe tüzüğünde yer aldığı için paylaşılmadığını ifade etti size iletişim bilgilerini veren kaç Fenerbahçe kongre üyesi vardı ve bu bunun... başkanımızın bu söylemine bir açıklık getirelim. Çünkü kendisi diyor ki yüzde yetmiş üyeye dokunduk diyor. Üye bilgilerini kullanıyorlar. Biz kullanamayacaksak onların da kullanmaması lazım. Biz başından beri diyoruz tamam. Anlayışla karşılıyoruz. Cezalar ağır, sınırlar belli değil bu yeni kanunda. Hı -hı. Ama bizim hukukçularımıza göre şartlı verilebilir diyorduk fazla üstüne gitmedik. Ama ondan sonra Galatasaray Spor Kulübü'nün yaptığı seçimde bütün adaylara bütün konvoyüler listesi verildi ve ellerinden taahhütname alındı. Sadece ve sadece seçim projelerini SMS, internet, posta yoluyla aktarmak üzere veriyoruz. Başka türlü kullanıp suç duyurusu olur dedi. Bunu Fenerbahçe'de yapabilir diyorsunuz. Tabii yapabilir ha. ama ben şunu söylüyorum. Bu kanun yokken de vermiyorlar diye bilgilerini. vermeyeceksiniz ona da amenna ama siz de O yüzden o konu biraz hassas bir konu. Biz soru sordun. Peki kaç kişi iletişim bilgilerini sizle paylaştı? Şimdi iletişim bilgilerini paylaşan ne demek? Bizim web sitemize girip hı hı. benim TC numaram, kimlik numaram, bunlar bunlar, adresim bir de orada bir metin var, hukuki metin. Onu onaylıyorsun. O 10 bini geçti. Ama bu imza sayısı demek değil. İmza sayısında, cumartesi açıklayacağız ama imza sayısında şunu söyleyebilirim. 10 bin değil, ama Galatasaray Spor Kulübü seçimlerinde kullanılan toplam oydan daha fazla. Bu da biraz rahatlatmış olabiliriz, öyle değil mi? Yani Niye? bir öngörü bir yok, yok bulunabiliriz. Yok, yok, ondan dolayı ne beni rahatlattı biliyor musunuz? Bizim çorbada herkesin tuzu olsun ruhunu Hı. yansıtmak istiyoruz. O ruhu yansıtabilmek için şimdiden insanlar harekete geçti. Çünkü biz seçilirsek bugünkü durumdan ancak hep beraber çıkabiliriz. İnsanoğlu dahil olduğu sürece psikolojikman daha çok sahip olur. Onun için o beni mutlu etti. Yani çünkü bu büyük bir kısım. Yani gidiyorsun, noterde yaptırıyorsun, postaneye gidiyorsun, postalıyorsun. Yani bir çaba sarf ediyorsun bunu yapmak için. Veyahut da bizim etkinliklerimizde, bizim anlaşmalar noterlerimize gidiyorsun. Veya etkinlikler dışında yine bizim anlaşmalarımız ama bir yere gidiyorsun fiziken yapmak için. Yani evden oturup bilgilerini vermiyorsun. Bu bir adım daha fazla efor gerektiriyor. Dolayısıyla burada da huzurlarınızda üye veren herkese, Bilmiyorum. imza veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu bizim en büyük motivasyonumuz, desteğimiz, dopingimiz oldu bu süreçte. diken yol demiştim. Zaman zaman moral bozukluğu da yaşıyoruz ama... Bu insanları, hep bu insanları düşünerek yolumuza devam ettik. Onlar ve onların dışında yani illa kongreiste olması gerekmiyor. Temsilci olur, taraftar olur. Bize yoldaşlık yapan herkese, bu hayali gerçeğe dönüştürmek üzere olan herkese ben ve arkadaşlarım adına milyonlarca kez teşekkür ederim. Çok önemli bir şey bu. Bakın biz çok kalıp dışı bir kampanya götürüyoruz inanılmaz tabandan bir destek var. Şimdi gidin bakın etrafta bir sürü oğlumla geçen yemek yiyordum bir yerde. Bir baktım kendim kocaman ekranda bir tane afiş, bir tane billboard, bir tane led ekran biz yapmadık. Yapmak isteyenlere PDF dosyasını yolladık. Herkes kendi imkanlarıyla ya böyle bir şey görülmedi daha. Bugüne kadar hiçbir spor kulübünün seçiminde bu görülmedi. Bu gönüllü destek. Bu sadece Flama poster afiş için söylüyorum. Stickerler, t-shirtler, sosyal medya kampanyaları, çocuklarına şarkı söyletenler, bizim için 3 dakika, 5 dakika, 9 dakika klip yapanlar. Bu inanılmaz bir şey. Biz de adını koyamıyoruz bunu. Ama bize cesaret veriyor. Bizi güçlendiriyor. Aynı zamanda da endişelendiriyor. Biz nasıl layık olacağız bu sevgiye? Bu insanları biz nasıl layık olacak seçilirse? Ben kazanıp kazanmama konusunda hiçbir endişem yok. Benim endişem Seçildiğimiz zaman nasıl layık olacağımız? Ali Bey şunu da soralım. Fenerbahçe'de önceki dönemlerde sizin gibi yöneticilik yapmış ve ciddi anlamda transferlere, Fenerbahçe'nin belki de ekonomik yapısına etki etmiş insanlar var. Tribünlerde de aslında Fenerbahçe'nin belki gücüne güç katan insanlar da oldu. Ve onlar biraz uzak kaldı Fenerbahçe'ye özellikle bu son dönemde. Onlarla bir oturup konuşacak mısınız? Yani bunlardan... E, faydalanacağınız isimler olacak mı? Yani potansiyel yönetici bazında mı soruyorsunuz? Yöneticilik mı? olabilir. Yani yöneticileri ayrı tutalım. Onlarla belki bir oturup konuşmak istersiniz. E, taraftarların da bir küskünlüğü var. E, belki bizim onlarla üçüncü, ayrı bir toplantı yapabilirsiniz. Üçüncü önceliğimiz yepyeni bir sayfa açmak Hı -hı. camiye bakış açısından. Camianın birbirine kenetlenmesi açısından. Biz daha bir şeffaf, yani monolog değil, diyalog yapan bir olmamız lazım. Bu süreçte öğrendiğimiz önemli unsurlardan bir tanesi akıl akıldan üstündür öyle projeler, öyle fikirler bize geldi ki bu camia... Sıradaki soru da oydu. Sizin e, üniversite öğrencilerine olan inancınızı da biliyoruz. E, onların evet. da fikirlerinden yola çıkmak gibi bir durum olabilir mi? Şimdi gençler duruma çok hak. Bu dünyada hiçbir şey artık yutturamıyoruz. Gençler bu dijital dünya, bilgi çağı neyin ne olduğunu senden benden, sen gençsin. Ama 35 senden yaşındayım. Da, senden daha genel, inanılmaz hakimler olur. Hı hı. Çok iyi ediyorlar. Dolayısıyla hani yaş sıralamasına göre o oranlarına bakarsan biz en çok oyu gençlerden alacağız. Biz senin sorunu tam anlamamakla beraber Fenerbahçe'nin her türlü zengininden yararlamak zorundayız. Bir daha dönelim isterseniz. Yani Fenerbahçe'nin küskün yöneticileri olduğunu biliyoruz. Tamam onlarla çalışacak mısınız ya da onlarla bir toplantınız olur mu? Şimdi biz de dedik yepyeni bir sayfa açmak istiyoruz. Bütün küskünlükleri giderilmesi gerekiyor. Yönetiminizde yer alacak Yönetimimizde şu an geçmişte var. yönetici olmuş hı hı. veya aday olmuş başkanımızla polemik halinde olmuş insanlar yok. Bizim yönetim kurulumuzda. Ama Onlardan yararlanmayacağız diye de bir şey yok. Çünkü o kadar insanlar karalı, karalıyorlar ki. Birini korusun, adam gözüne pişman olur. Fakat benim söylemek istediğim şu. O bildiğiniz isimler zaten Fenerbahçe hizmet edecek insanlar. İçeride olsunlar olmasınlar. Benim söylemek istediğim şu. Biz öyle bir platform geliştireceğiz ki. LinkedIn kullanıyor musun LinkedIn? LinkedIn kullanıyor musun? Ben kullanmıyorum. Ama biliyorum. biliyorsun oğlum. tabii biliyorum, biliyorum. Onun Fener versiyonu yapmamız lazım. Öyle evet. önemli profesyonellerimiz var ki Fenerbahçe hizmet etmek isteyen illa yönetimde olmanız gerekmiyor, profesyonel olmanız gerekmiyor. Ama Fenerbahçe bir şekilde çorbada tuzum olsun isteyen o kadar çok evet. insan var ki biz camiamızın daha hesap veren, daha şeffaf ve kongre üyeleriyle bir diyalog içinde olan bir camia olması gerektiğini düşündüğümüz için teknolojinin Hı -hı. bu imkanlarından da fazlasıyla yararlanacağız. Sen belli bir zümreyi soruyorsun. Ben evet. diyorum ki tüm Fenerbahçe'den yararlanacağız. Ve bunu da teknoloji imkanlar bunu sağlıyor. Şimdi düşünsene Fenerbahçe taraftarısın. Her gün işe geliyorsun. Baskete, futbola, voleybola neye gidiyorsan gidiyorsun. Arada bir forma alıyorsun. Bir tane örnek veriyorum. Ya sen meslek gruplarınla Fenerbahçe dijital platformu üstünde fikir alışverişine gidiyorsun. Sonra belki üçüncü formamızı siz seçiyorsunuz bir anket. Sen şimdi seçtiğin formadan daha çok almaz mısın? Tabii ki. Yani dolayısıyla bu monolog ortamının artık diyaloğa dönmesi lazım. Ve tüm Fenerbahçe Kongre'ye özellikle söylüyorum. Hepimizin, Fenerbahçe'nin gidişatı hakkında sorumluluğumuz var. Camiamıza sahip çıkmak zorundayız. Bunu da sağlayacak imkanlar var. Dolayısıyla kısa cevap, herkesten yararlanmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin her türlü zenginliğinden samimi olarak katkı sağlamak isteyen herkesten yararlanmak istiyoruz. Sayın Ali Koç, Galatasaray'dan bahsetmiştiniz onların kongre sürecinden. E, Sayın Başkan Mustafa Cengiz yeniden seçildi. Onu bir kez daha kutlamış olalım. E, sanki böyle biraz daha pozitifti Fenerbahçe'nin. Kendisiyle Onları konuştum söylendi. bugün, tebrik ettim. E, nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Mustafa Cengiz'in yeniden Galatasaray'da başkan olması? Galatasaray camiasının dinamiklerini bilmiyorum. Kendisini hiç tanımıyorum. Bizler de tanımıyorduk. Ama açıkçası. önemli olan bu camiaya temsil eden insanların bir araya gelip konuşabilmeleri. Evet sahada kore kore rekabet yapacağız. Ama saha dışında da toplam faydayı yukarı çıkartabilmek için paydaşların bir araya gelmesi gerekiyor. Bütün dünyada böyle. Bir yere kadar sadece kendi kulübünü düşünerek götürebilirsiniz. Evet biz kendi kulübümüz için en iyisini yapmaya çalışacağız. Ama biz iki konu için çok önemli. Bilhassa büyük kulüplerin birbirleriyle konuşabilmeleri. Biri bahsettiğim o değeri arttırma, daha fazla seyirciyi türbüne çekebilme, bir sonraki yayın ihalesini daha fazla bir rakama getirebilmek için, ortak pazarlanabilecek konuları, mevzuları pazarlayabilmek için bu insanların oturup birbirleriyle konuşuyor olması lazım. Ben bugüne kadar bu anlayış içinde oldum. Fenerbahçe'nin de bu konuda örnek olacağını düşünüyorum. Ve hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Bu işi daha iyi noktaya getirmek için. İkincisi, bu nefret, şiddet ayrıştan ortam bitmesi lazım. Futbola barış gelmesi lazım. Futbola barış gelmesi lazım derken daha yöneticilerin konuşamadığı bir ortamda, başkanların bir araya gelemediği bir ortamda taraftar ne yapsın? Biz örnek olmak zorundayız. Bu değişim tepeden aşağı gelmek durumunda. Bu böyle kavga ile gitmez. Gitmemeli. Evet sahada koro mücadele olmalı. Ama saha dışında da yapıcı rekabet olmalı. Ve biz de diyoruz ki bunu tetikleyeceğiz. Biz bunun lokomotifi olacağız. Karşımız yani Beşiktaş'ın başkanını gayet iyi biliyorum. Tanıyorum. Galatasaray Spor Kulübü başkanını tanımıyorum. Ama başkan seçilirsem tabii ki gideceğim, tanışacağım. Trabzonspor Kulübü başkanını da tanıyorum. Hepimiz aynı gemindeyiz. Bunu daha iyi yapmak zorundayız. Bunu global açıdan daha bilinen bir marka haline getirmek açısından. Pek çok konuda hepimize fayda sağlayacak projeleri, yöntemleri, uygulamaları beraber olmadan yapamıyoruz. Ali Bey, şunu sorayım hazır. Siz bu konuya girmişken, futbolda ciddi bir gerginlik olduğu ortada, derbi maçlarda bunu görüyoruz. Zaman zaman yöneticilerin açıklamalarında görüyoruz. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la hiç olmadığı kadar bir içi rekabeti olmaya başladı. Evet. Önceki dönemlerde dönemde transfer rekabeti vardı yine Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Eğer başkan seçilirseniz bu konuda nasıl bir adım atmayı düşünüyorsunuz? Yani ben bunu. Tam detaylarına bu konu nereden bu hale geldi bilmiyorum. Çünkü için günlük işin içinde değilim. Ama geldiği noktaya hayret ediyorum. Çünkü iki cami arasında bu kadar bir husumet yakın zamana kadar yoktu. Benim şurada konu söyleyebileceğim tek şey net olarak bu böyle devam etmez. Burada da yeni bir sayfa açmak zorundayız. Trabzonspor'la da 3 Temmuz sürecinden bu yana ciddi bir gerginlik yaşandı. En son Mehmet Ekici transferinde aslında biraz zirve yaptı. Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı. Fenerbahçe'ye geliş 6 ay kadar bir gecikti ve hala kendisini toparlayamadı. Forma şansı yeteri kadar bulamadı. Şuna geleceğim. Trabzonspor'la belki biraz daha zor Fenerbahçe'nin barışması ama bu. o konuda pek nasıl adım atılabilir? Bir de bunun geçmiş geçmişi daha fazla de var. Yani Fenerbahçe'nin orada yaşadığı. O iki verilik şampiyonluktan Şampiyonluk sonra. Evet. Bir de 3 Temmuz'da bu iş zirve yani. yaptı. Bazen bazı acıların kötü gelişmelerin ilacı zamandır. Ama dediğin gibi bunu gerçekleştirmek daha zor olacak. Ama ben elimi uzatacağım. Sayın Ahmet Ağulu ile konuştunuz mu bu konuyu? Yani bu Ali Koç, Ahmet Ağulu değil. Hı hı. Kim olursa bu camiaların hı hı. başında bir şekilde bunu kırmamız lazım. Bu sağlıklı bir ortam değil. Bu şekilde devam edemez. Başarabiliriz, başaramayız bilmiyorum. Ama İstanbul takımlarıyla ilgili düşüneceğim daha olumlu. Yani daha çabuk mesafe kat edebileceğimiz. Yeter ki iyi niyet olsun. Tabii fikir ayıkları olacak. Zaman zaman tartışmalar olacak. Ama sonuçta sonuçta artısına eksisine baktığın zaman eşittir. Daha pozitif bir dünya yakalamamız lazım. Sayın Ali Koç e, tabii ki önemli planlamalar yaptınız ama e, Fenerbahçe taraftarını en çok heyecanlandıracak konulardan bir tanesi futbolcu transferi. Evet. Bu konuda net olduğunuz isimler ya da isim ya da hayalini kurduğunuz bir isim var mı? Bizim yaklaşımımız var. İki tane. Demin teknik direktör havuzu konusunda sana ifade etmiştim yaklaşımımızı. Futbolcu konusunda da altı tane scout çalışıyoruz şu an. Ve bunların belirlediği bir futbolcu havuzu var. Bu futbolcu havuzu hangi önceliklerle belirlendi? Bir tanesi Fenerbahçe'nin ekonomik durumuna göre. İkincisi de uzun bir süredir yaptığımız teknoloji çalışmaları çerçevesinde kulübümüzün bütün maçlarını Kulübümüzün en yakın 3 rakibininle bütün maçlarını karşılaştırıp münferit oyuncu performansı, takım performansı ve teknik kadronun takım üzerindeki etkisi, teknik kadronun münferit oyuncuların performansını yükseltip azaltması konusunda 35 küsür maçtan sonra bir tablo ortaya çıktı. Bu tabloya göre biz en acil önceliklerimizi, en zayıf alanlarımızı, en çabuk adreslenmesi gereken konuları belirleyip buna göre bir oyuncu havuzu geliştirdik. Tabi bu oyuncu havuzu sadece takımın ihtiyaçları doğrultusunda değil aynı zamanda ekonomik ger gerçeklere de uygun olması gerekiyor. Şimdi bundan sonraki aşama nedir? Bu belirlediğimiz futbolcuların bu listenin belirleyeceğimiz teknik kadroyla beraber o mevkiler için 3-5 önceliklendirip müzakerenin başlaması gerekir. Yani ne dedik biz? İlk altı ay biz hiçbir şey yapmadık. Onlar Haziran'dan beri üyelerle temas ediyormuş ya. Biz ilk altı ay sadece ve sadece seçilseydik neler yapardık üstüne. Çalıştık ve çalıştığımız konularda bunlar. O yüzden çok donanımlı bir şekilde tercihlerimizi yapabileceğimizi düşünüyorum seçildiğimiz zaman. Bir var Sayın Ali Koç. Ee, dilerseniz o veteri izleyelim. Daha sonra devam edelim. Tarihi olmayan bir yoldaşlık yaptınız. Adım adım hayallerimize yürüyoruz. Belki de hayallerimiz gerçekleşecek. kadar hızlı geçiyor. İnanılacak gibi değil. Ve bir hafta kaldı. Bir yorum alalım mı sizden? Duygulandım. O kadar çok teşekkür borcum var ki insanlara. Ama bunları yaparlarken sadece benim için yapmıyorlar. Fenerbahçe için. Bu dönüşüme, değişime, o imza veren insanlar gibi bu dönüşüme ve dönüş, değişime ve dönüşüme inanan insanların gücünü göstermesi açısından şu demin gösterdiğiniz bu sabaha karşı 5'te hazırlanan bu çalışma aslında bu gönüllü hareketin dipten gelen dalganın bir göstergesi daha. Çok duygulandım. Teşekkür ederim gösterdiğiniz için. Sayın İlkoç aslında birçok kez değindiğiniz konu var ama e, sormadan edemeyeceğim. Aslında programı o soruya da kapatabiliriz. Seçilmemeniz halinde bir kez daha aday olacak mısınız? Kararınız devam ediyor mu? Bu konu çok önemli benim için. Teşekkür ederim sorduğunuz için. Sormasaydınız da ben de sormanız için ısrar edecektim. Ben aynen şunu söyledim. 51 yaşındayım. Asla dememeyi çok yıllar önce öğrendim. Ben asla bir daha başkan adayı olmayacağım demedim. Dedim ki seçilmediğim takdirde bir sonraki seçimde aday olmayacağım dedim. Sebebi de şu. Evet ben kuvvetli bir aday olarak görüldüm. Allah'ın işidir, kongrenin tercihidir. Bizi seçmeyebilirler. Ama sezon başladığı zaman, bir iki maç kötü gittiği zaman ben türbünlerde ismimi duymak istemiyorum. Bu sezon bile çok rahatsız oluyordum ben bu işte. Onlar zannediyor ki ben onları hep ben kurguluyorum. Çok rahatsız oluyorum ben bu işte. Ama ileri dönük olarak da başkanımız ve ekibi seçilecekse işlerini çok daha rahat yapabilmeleri için camianımızın inanmasını istedim ki ben sözüne duran bir insanım. Ben bir şey söylersem arkasında durabilmem lazım. İnsanın gözün içine bakabilmem lazım. Olmayacağım dedi. Başkanımız aldı, bunu çevirdi. Nasıl Fenerbahçe kongreleri tehdit edilir böyle diye. Ben hiçbir şey tehdit etmedim ya. Çok net, samimi bir duruş. Şahsi tercihim. Tehdit mehdit değil. Tehdit nedir biliyor musunuz? Bak kızdırmayın 10 sene daha kalırım tehdittir. Veya ne tehdittir biliyor musunuz? Veya ne saygısızlıkla kongre biliyor musun? Ben istediğim kadar seçilirim. Olabilir belki. İstediğiniz kadar seçilebilir. Demek kongre üyelerinin oylarında pek bir kıymet harbiyesi yok. Ama zaten siz istediğiniz zaman seçilebilirseniz niye bu kadar beni karalıyorsunuz? O yüzden söylemek istediğim asla diye bir şey yok. Ama bir sonraki seçimde bu üç sene sonra olur. İşlere gitmez bir sene sonra iki sene sonra olur. Ama bir sonraki seçimde olmayacağımı açık, net, sarih bir dille söyledim. E, tamamen ve tamamen Fenerbahçe yönetici kişilerin görevlerini çok daha rahat yapabilmeleri için. Ben böyle Adalet'in kılıcı gibi tepelerinde olan bir unsur olmamalıyım. Bunu taraftar da bilmeli. Bunun için söyledim. Ya bu bunda kötü bir niyet yok, art niyet yok, kimseye tehdit yok. Bir pozisyon alma, bir tercih bu. Nasıl dersiniz siz üyeleri nasıl e, e, tehdit ediyorsunuz? Diye. Ben bunu tehdit olarak görmüyorum. Bakalım. İnşallah bunları konuşmaya bile gerek kalmayacak. Ali Bey son kez Fenerbahçe taraftarında mesajınız olacak mı? Kalpler beraber sizi seviyorum. Her şey için teşekkür ederim. Seçilirsem de ben ve ekibim layık olmak için her şey yapacağız. Her şey yapacağımızın sözünü veremem. Ama yapacağımız dediğimiz her şeyi yapmak için size tavizimizi veriyoruz. İnşallah hep beraber pazartesi günü yepyeni bir sayfa açarak Fenerbahçe'yi en kısa zamanda omuz omuza vererek eski coşkuyu, eski heyecanı, eski kenetlenmeyle camiamız bugün içinde bulunduğu durumdan en kısa zamanda hep beraber arzu ettiğimiz noktaya getiririz. Fenerbahçe her zaman zirvede olmayı hak ediyor. Her zaman kazanamayabilirsiniz ama her zaman saygın bir performansınız olur. Takdire şayan bir duruşunuz olur. Kaybettiğiniz zaman bile alkışlanabilecek bir performans. Aynen basketbol demin ifade ettiğim gibi. Bunu da hep beraber yapacağız. Size belki bir kez daha hitap etme imkanım olacak. Ama her halükarda her şey için çok teşekkür ederim. Sayın Ali Koç şeref verdiniz. Yoğun programınızda bize zaman ayırdınız. Çok mutlu ben ettiniz. Umuyoruz ki pazar günkü kongre hem Fenerbahçe için hem de Türk futbolu için hayırlı olur. Size de başarılar dileyelim. Sağ olun. Ali Koç özel yayınımızın sonuna geldik. Hoşçakalın.